BBN Türk ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bu gece tartışacağımız konu Vatikan ve Papa'nın Irak ziyareti. Esasında bu konu bu haftanın gündemiydi ve birçok kanalda tartışıldı. Ancak biz bu konuyu çok farklı bir açıdan ele alacağız. Özellikle ezoterik bağlamda. Yani Papa'nın ziyareti aslında bir takım mitolojik kavramlarla iç içe mi yansıyor? Veyahut da Vatikan'ın gizli bir gündemi mi var? Siyaset üstü bir gündemde diyebiliriz buna. Yahut da şöyle de sorabiliriz bu soruyu. Paganizm ile Vatikan'ın bir bağlantısı var mı? Ve Babil'in eski merkezi olan Irak'a gitmesi Papa'nın aslında yeni bir dini çerçevenin dizayn edildiği anlamına mı geliyor? Bu soruları da soracağız. Tabii siyasi soruları da soracağız aynı şekilde. Ancak bizim ele alacağımız nokta Vatikan'ın dünyaya getirmek istediği dönüşüm. Belki de dinler arası diyalog kavramını biliyorsunuz daha önce de duyduk biz bu kavramı özellikle FETÖ dolayısıyla. Dinler arası diyalog kavramını Vatikan acaba Babil merkezli Irak'ta bulunan bölgede yeniden diriltip bütün dünyaya farklı bir dini algı mı meydana getirmeye çalışıyor? Yani bütün dünyadaki dini algıyı mı değiştirmeye çalışıyor? Bu sorunun da cevabını aramaya çalışacağız ve Vatikan'ın başka bir takım gizli amaçları olup olmadığını sorgulayacağız. Programımızın diğer kısmında ise özellikle koronavirüs gündemini ele alacağız. Çünkü koronavirüs gündeminde de bir takım gelişmeler var. Orada da söylenmeyenleri söylemeye çalışacağız. Bu arada büyük resim hashtag ile sorularınızı sorabilirsiniz Twitter üzerinden. Biz de o sorulara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışacağız. Arada sorularınızı okuyacağım. Olmadı zaten son 15 dakikada daha yoğun bir biçimde sorularınıza cevap vereceğiz. Kimler var aramızda? Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Doktor Ramazan Kurtoğlu aramızda. Yine evet. Stratejist Murat Akan aramızda. Şimdi çok fazla da konuyu dağıtmadan Vatikan meselesine girelim istiyorum ve Papa'nın Irak ziyaretinden bu meseleye başlayalım istiyorum. Bu konuda hocam sizden mi başlayayım yoksa Murat hocamdan mı başlayayım? Bana söz büyüğün. Sırayla bak yakışıklı yanında. O zaman Murat Akan'dan başlayalım. Şu soruyla başlayalım. Genel bir soru. Herkes tabii bu Vatikan yani Papa'nın ziyaretini, Vatikan'ın bu Irak'la ilgili gündemini merak etti ama aslında konuşulmayan bir nokta var mıydı bu ziyarette? Elbette evet bahsettiğiniz gibi yani hafta boyunca bu ziyaret önemli bir ziyaretti. Tabii perde arkası olan bir ziyaretti. Çok konuşuldu, tartışıldı doğru diğer kanallarda da. Biz bu programda tabii ki bu ziyaretin daha çok ezoterik yanını ve arka planını konuşacağız inşallah. Şimdi Papa Francis'in Vatikan'da geldiğinden beri çok ilginç bir şekilde Orta Doğu'ya ilgi duyduğunu görüyoruz. Yani nereden anlayacağız diyeceksiniz. Bakın şimdi 2014 yılında, 2018 yılında, 2019 ve 2021 yıllarında 4 kez ziyarette bulunmuş Orta Doğu'ya. Ya adeta Haçlı Sefer ya modern Haçlı Seferi çıkarması. Şimdi tabii Papa aynı zamanda bir devletin başkanı yani Vatikan bir devlet olduğuna göre bunun bir başkanı. Ama Vatikan Papa Orta Doğu'ya yaptığı ziyaretlerin birçoğunda devlet başkanından daha çok dini bir lider olarak geliyor. Mesela Türkiye'ye de geldi ama Türkiye devlet başkanı olarak geldi mesela. Hı hı. Şimdi Orta Doğu'ya duymuş olduğu ilgi nereden geliyor? Yani öyle ya Papa dini bir lider olarak tabii ki devlet adam olarak başka ülkelere gidebilir, siyasi ilişkiler kurabilir ama Papa'nın kimliği, dini referansı, dini kimliği ön plana çıktığında, alındığında bu ziyaretlerin elbette bir amacı var, bir perde arkası var. Yoksa doğrudan doğruya işte Vatikan'ı temsilen, devlet olarak temsilen Orta Doğu'daki bir takım ilişkileri geliştirmek falan değil. Daha çok dini yönden bu şeyler. Şimdi 2014 yılında Papa'nın Orta Doğu ziyareti, mesela işte Mahmut Abbas'la görüşmesi, diğer İsrail'deki ağlama duvarına gitmesi ki birazdan çok şey var,
mesela görüntüler var, onları vereceğiz. Şimdi bu arada Papa'nın Orta Doğu'daki ana hedeflerinin birisinin aslında bu, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 100 yılın anlaşması diye bir anlaşma ortaya attılar. Bir taslak metin ortaya attılar. Kim atmıştı? Trump döneminde. Trump'ın damadı Kushner. Özellikle bu projenin başındaki kişiydi. Ne demek 100 yılın anlaşması? 100 yılın anlaşması İsrail merkezli yeni bir Orta Doğu kurmak. İsrail merkezli yeni bir Orta Doğu. Bugün baktığınızda kamplaşmaya, kurumlaşmaya ya da gruplaşmaya baktığınız zaman bu gruplaşmanın merkezinde İsrail var. İşte Suudi Arabistan'la olan ilişkiler, Arap Emirlikleri ile olan ilişkiler, diğer Körfez ülkeleriyle olan ilişkiler İsrail temelli bir büyük Orta Doğu projesi inşa etmeye çalışıyorlar. Şimdi Papa esasında bu projenin dini referansı, dini argümanı, dini yüzü. Bütün mesele bunu gerçekleştirmek. Bakın Irak ziyareti Papa'nın sözde Ur şehri Hristiyanlar için işte kutsal. Ama Ur şehri aynı zamanda Sümerler açısından da çok önemlidir. İşte güya burada gelip bir ziyarette bulunup efendim işte hacı olma gibi bir ulvi görev olarak gösterildi. Halbuki Irak ziyaretinde kendisine sunulan işte o skandal pullar, gerekse kendinin görüşmüş olduğu devlet liderlerine verdiği o şey, madalyon. Ki evet, onu göstereceğiz. Mesela bizim basında şey çok konuşuldu. Yani işte bir takım bu Kuzey Irak Kürt bölgesel yönetiminin liderlerinin kendisine takdim ettiği işte o şey. Şu an görüntüler var. Güvercin uçuruyor. Bakın. Evet. Bu işte orada doğuz yer. Amerikan haritalarına benzeyen pul yaptılar ya. Evet. İşte o puldan var. Şimdi herkes onu konuşuyor. Bu bir büyük skandal ki onun şimdi perde arkasını konuşacağız. İkinci şey bana geldiğinde. Ama aslında bundan, bu skandal puldan çok daha önemli bir şey var. Aşağıda mı? Gündem mi var? Tabii. Mesela Papa'nın vermiş olduğu, yani Irak'ta görüştüğü kişilere vermiş olduğu o madalyon hiç konuşulmadı. Çok enteresan mesajlar var o madalyonda. Ki onu verelim. Burada kaçıncı sırada bir sen de oradan bak. Evet. Bir madalyon şey olması gerekiyordu. Papa'nın şeye vermiş olduğu, Iraklı yöneticilere vermiş olduğu madalyon vardı. Şimdi bu madalyon ekranda şu anda. Evet, geldi şimdi. Hocam şimdi bu, bakın burada bu çok enteresan bir şey. Bunu kimse konuşmadı. Bakın Nil ve Dicle ve Fırat nehirlerini görüyor musunuz orada? Tabii. Görüyorsunuz. Bariz bir şekilde zaten görüyorsunuz. Çizilmiş onlar. Bakın bir, Fırat ve Dicle nereden geliyor? O Orta Doğu'da bak İran topraklarını, Türkiye topraklarını ve birçok İslam ülkesinin topraklarını Vatikan sınırları içerisinde gösteriyor. Bu madalyon. Vatikan sınırları içerisinde gösteriyor. Bakın orada bir tane şey var. Mesela palmiye ağacı var değil mi? Peki. Evet. Palmiye ağacı neyi aynı zamanda simgeliyor? Şimdi mesela Yahudiler bu Babil'den kovulduklarında palmiye ağacının altına oturup Mesih'i beklediler. Evet. Şimdi bakın onu temsil ediyor. Diğer taraftan buradaki o ezoterik verilen simgeler şunu gösteriyor. Papa sadece işte Katolik dünyasının lider olarak buraya gelmiyor. Aynı zamanda işte o Arz-ı Mevut dediğimiz o bölgeye, İsrail'in, büyük İsrail tırnak içerisinde hayalini kurduğu bölgeye de, bir bölgeyi de adeta kutsallaştırıyor. Bu resimdeki bir karakter kim? O Hazreti İbrahim mi kastediliyor acaba? Ben şimdi evet, bir şey bulamadım bununla ben ilgili. Ben de bulamadım. Bununla ilgili muhtemelen. Kimi kastediyor muhtemelen tam olarak bulamadım ama muhtemelen Hazreti İsa temsil ediyor galiba. Şimdi, Hazreti İbrahim de olabilir. İbrahim, ya, daha Hazreti çok İbrahim olabilir. Olabilir. Şimdi bu nedir? Bu Vatikan'ın. Ya da Hazreti Musa, çünkü üzerinde 10 emir var galiba. Bakıyorum böyle bir. Şu anda uzakta olduğu için göremiyorum. Hazreti İbrahim'in doğduğu yeri ziyaret ettiği yer, ondan dolayı İbrahim olabilir. Evet, muhtemeldir. Doğru. Şimdi bakın Vatikan Devlet Postanesi'nin pullar ve madeni paralar özel şubesi tarafından tasarlanan işte bu madalyayı birçok görüşmüş olduğu lidere verdi, sundu. Ya bu açık net şekilde skandalın büyüğü. Yani siz Orta Doğu'daki İslam ülkelerini
şey Vatikan topraklarında gösteriyorsunuz. Bu birinci gaf. Evet. Aynı zamanda bu topraklar öyle bir şekillendirilmiş ki aynı zamanda da arz-ı mevut bunun içerisinde. Bu aynı zamanda şimdi öğrendik. Hazreti İbrahim'in ilk söylediğimiz doğruymuş. Ur şehrinden tabii çıkışını temsil tabii ediyormuş. Evet. Yani buradaki kişi Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim o zaman. Evet. Evet. Şimdi bir de bronz olarak bastırılıyor. Doğru. Hazreti İbrahim'in bu Ur şehrinden çıkışını sembolize ediyor. Çünkü orada doğdu Hazreti İbrahim. Tabii. Öyle inanılıyor. Şimdi bir de Papa bildiğiniz gibi Katoliklerin ruhani lideri olmasına rağmen inanılmaz şekilde evangelist mesajlar veriyor. Evangelist mesajlar veriyor ki birazdan hocamdan sonra da sıra geldiğinde bu dinler arası diyaloğa özellikle vurgu yapacağız. Orada görüşürüz. Şimdi şöyle bir açıdan da bakabiliriz. Bu Papa'nın Orta Doğu'ya ilgi göstermesi tarihteki Haçlı seferlerini de açıkça yeniden gündeme getiriyor. Biliyorsunuz tarihte mesela ilk Haçlı seferleri nereye yapıldı? Orta Doğu'ya, Kudüs'e yapıldı. Emri kim verdi? Papa Urbanus verdi. Ya şimdi bu esasında bakın Türkiye'nin diğer çevrelerini kuşatmasını göz önüne alındığında aslında bu kuşatmanın dini açıdan da bir sembol haline getirip referansını yapmak. Yani resmileştirmek gibi bir şey oluyor. Yani şimdi biliyorum diyecekler ki Haçlı seferi falan mı geliyor ama buna kimse kusura bakmasın, gülmesin. Haçlı seferleri bugün itibariyle eline kılıç alıp hurra hadi gidelim saldıralım Osmanlı'ya ya da başka bir İslam ülkesine değil. Bunun kültürel Haçlı seferi de olabilir. Bunun gerçek sıcak savaşta da bir Haçlı seferi olabilir ki bugün etrafımızı kuşatan devletlere baktığında ilginç gelişmeler var. Mesela Suudi Arabistan bugün Yunanistan'la ortak tatbikat yapıyor. Mısır ortak tatbikat yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri tatbikat yapıyor. Bütün uçaklarını, savaş uçaklarını şeye gönderiyor, Dede Ağaç'a gönderiyorlar. Şimdi nedir? O zaman şu var. Bakın Papa'yı kullanarak eskiden Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne karşı bir kalkan olarak kullandıkları gibi bugün de Papa eliyle İslam ülkelerini Türkiye'ye karşı bir blok olarak kullanıyorlar. Bunu görmek lazım. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Sözü hocama da vereyim. Ondan sonra yine çok enteresan detaylar var. Görüşelim. Evet, konuşalım. Ben de bazı detayları dile getireceğim. Şimdi Ramazan hocama soruyu soracağız. Buradaki gündemin aslında anlatılmayan tarafı ne? Acaba Papa'nın o Babil dediğimiz eski uygarlığın ve aslında İncil'de de lanetlenen bir uygarlıktır. Yani Yuhanna kısmında en sonunda o yıkıldı koca Babil diye tabii geçer. Ve onun Hristiyan karşıtı bir tutumu olduğu, hatta Hazreti Musa veya işte Hazreti İbrahim söz konusu olduğunda adeta bunun antisi olarak bu medeniyetin, bu insanların antisi olarak kabul edildiğini görüyoruz. Şimdi ne anlama geliyor hocam? Şimdi şöyle bakalım, tabii hep söylediğim gibi siyasi, iktisadi ve sosyal olaylarda müracaat edeceğimiz başvuru kaynağı tarihtir. Tarihi bilmeden bugünü yorumlamaya kalkarsak açıkçası amiyane tabiriyle çuvallarız. O zaman biraz tarihe gittiğimizde Babil, bugünkü Bağdat'a 70 kilometre mesafedeki Babil asma bahçeleriyle ünlü ve Yahudiler ve Hristiyanlık için Babil kötülüğün simgesidir. Bu oradan baktığımızda eğer Babil'deki binanın nasıl olduğunu anlamak istiyorsa sevgili seyircilerimiz Avrupa Birliği binasına baksınlar. Çünkü Avrupa Birliği binası Babil Kulesi gibidir. Doğru. Zemini de Yahudilerin, Musevilerin hayat ağacı modeli şeklindedir. Bu konuyla ilgili çok çeşitli kaynak var. Şimdi buradan girdikten sonra Hristiyanlığın Reconquista politikası vardır. Yani Vatikan'ın Reconquista politikası vardır. Nedir Reconquista politikası? Daha önce Hristiyan yurdu iken ve Hristiyanların kontrolünde iken Müslümanların eline geçen toprakların yeniden Hristiyanlaştırılması politikasına Reconquista denir. Reconquista politikalarının en acı tokadını yiyen milletler birisi Endülüs İslam Devleti'dir, Arapların kurduğu. Tarık bin Ziyad'ın
711'de gemileri yakarak bugünkü Portekiz, İspanya'da kurmuş oldukları Endülüs İslam Devleti önce 11'e sonra 21 maalesef şeyhle, beyle ne derseniz deyin bölündü ve sonunda da Emir Abdullah Granada veya Gırnada Badol Tepesi'nde düşünün ki güzel İstanbul'umuzun bu şeyde televizyon kulesinin olduğu Çamlıca'daki camimizin olduğu yere düşünün ki Emir Abdullah çıkıyor aşağıya bakarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye nida getiriyor ve ağlamaya başlıyor. Arkadan annesi geliyor, ağla, ağla köpoğlu köpek, yiğitler gibi vuruşamadın, şimdi kadınlar gibi ağlıyorsun diyor. Ve ertesi gün Emir Abdullah Granada Badol'un efendim anahtarını Yahudilerin korkunç Isabella dediği Portekiz İspanya Kraliçesi Isabella'ya şehrin anahtarını sembolik olarak teslim ediyor. Himmet ya kraliçem diyor. Müslümanlar sizin iyi kullarınız olacaktır diyor. Diyor da tabii Batı'da da çok namuslu insanlar var. Toptancılık yapmamak lazım. Amerikalı bir tarihçinin çalışmasından okumuştum. Orada 400 binden fazla Müslüman 9 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz dahil pırasa gibi doğranıyor. Ve bugün Endülüs'te 2019 son itibariyle Endülüs'te yaşayan sadece 22 bin Müslüman vardır. Yani koca bir coğrafyada. Ama o sürece giderken yani 711'den Granada Badol Tepesi'ne giderken Müslümanlar ne yapıyordu? Müslümanlar o koca bir medeniyeti önce 11 emirliğe sonra 21 emirliğe dönüştürdüler. Birbirinin arkasında cuma namazı bile kılmayan cemaatler ve tarikatlar oluştu. Ve Yahudilerle ve Hristiyanlarla tıpkı yani FETÖ namussuzluğunun hareketi yeni falan değil. Bunlar tarihte denenmiş şeyler. O zaman da Hristiyanlarla ve Yahudilerle efendim işbirliği yapan kendi dindaşıyla efendim farklı cemaattendir diye sırtını dönen bir yapı vardı ve 3000'den fazla ki merak edenler Endülüs tarihini Ziya Paşa'nın Endülüs tarihi kitabına baksınlar. Orada Granada'daki üniversitenin girişinde de yiğitlerin cesareti alimlerin bilgisiyle ayakta kalır toplumlar diyordu. Ama bugün baktığımızda İslam dünyasının ciddi şekilde o bilim insanlarının olmadığını görüyoruz. Çünkü İslam dünyası 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar muhteşem bir medeniyet kurmuş iken 13. yüzyıldan bu tarafa İbni Haldun deriz, sonrası deriz. İşte bu noktada Hristiyanlar 1. bin yılda diyorlar ki Avrupa'yı Hristiyanlaştırdık. 2. bin yılda diyorlar ki Amerika'yı Hristiyanlaştırdık. 3. bin yılda ise Anadolu ve Asya'yı Hristiyanlaştıracağız diyorlar. Nitekim 1839-1843 İngiliz Rothschild ailesinin başını çekmiş olduğu Çin'deki o Afyon Savaşı'nda bu Doğu Hindistan şirketi Hindistan'dan uyuşturucuları alıyordu, eroin alıyordu, Çin'e satıyordu. O süreçte de bir kısım Hristiyan misyonerler Çin'de faaliyet gösteriyordu yerli dinlerinin ve orada Çinliyi kırdı. 86 milyon Çinli hayatını kaybetti o savaşta. İşte bu yapı içinde Papa meselesini anlamak için biraz daha yaklaşalım. Tapınak Şövalyeleri vardır tarihte 1307 Ekim ayında. 1307'de bu Jack de Molloy'un işte tapınakçıların tutuklanması ile işte Papa ve Fransa Kralı Güzel Filip'in işbirliğiyle bunlar onlara bir tutuklamaya yöneldiler. Ama çok güçlü bir istihbarat ağı olan Tapınak Şövalyeleri 16 bizim kadırga diyebileceğimiz derin sularda hareket edebilen gemilerle tapınakçılara ait o bir kısım kutsal varlıklar ve altınlarla birlikte önce dediler ki bize efendim İskoçya'ya gittiler. Hayır İskoçya'ya değil artık biliyoruz ki İstanbul'umuzun Büyükçekmece Körfezi'ne geldiler. Büyükçekmece Körfezi'nden Karadeniz'e doğru böyle baktığınızda
16 höyük vardır. Yani tepe vardır. Oralarda tapınakçılara ait bir kısım varlıkların olduğu biliniyor. Ben bunu şu kitapta, hatta Tapınak Şövalyeleri ve Nero Mesih kitabında resimlerini de koydum, anlattım. İşte bu yapı içinde 1966 bu arada 2013 yılında İngiliz Kraliyet ailesi ve Vatikan'ın birlikte operasyonuyla Tapınak Şövalyeleri aklandı. Hani Türkiye'de bir ara tartışıldı Man Adası falan diye ya. Orası Man Adası bir prensliktir. Man Adası'nın prensi Tapınak Şövalyelerinin soyundan gelir ve tamamen aklandı. Bugün 2021 dünyasında Tapınak Şövalyeleri devleti Birleşmiş Milletler'de temsil ediliyor. 1966'ya gelindiğinde topladıkları konsülle birlikte ki ilk Yahudilere yönelik suçlamayı biliyorsunuz şeyin Protestanlığın kurucusu tarafından o zamana kadar Yahudileri İsa'nın katili olarak görürlerdi ki bundan bir 15-20 yıl önce de Mel Gibson bir film yaptı İsa'nın Çilesi diye. Ben o zaman Amerika'da üniversitede idim ve inanılmaz Mel Gibson aleyhinde propagandalar yapıldı. El ilanlarından aylarca sürdü ve 1976'ya gelinceye kadar Yahudilere yönelik bütün suçlamaları Vatikan ortadan kaldırdı. Vatikan ve papalıkla ilgili değerli seyircilerimiz merak ediyorlarsa Al Pacino'nun Baba 3 filmine baksınlar. Baba 3 filmi Vatikan'ın kudretini, alaveresini, dalaveresini gösterir. Da Vinci'nin şifresi de Masonlukla bağlantısını gösterir. Evet. Vatikan'da zaten Mason'un göbeğinde aslında. Evet, onu konuşacağız. Ben özellikle onu. Evet, evet. Yeri oraya açtınız, oradan söyleyeyim. Evet. Bu Almanya'daki Musevi kökenli Benediktus Papa seçildiğinde ben İtalyan bir akademisyen arkadaşıma dedim ki ya bir İtalyan bulamadınız mı kardeşim deyince hocam dedi en temizi buydu dedi. Şimdi bu arada 1966'dan bu tarafa Efes'te Meryem Ana evi biliyorsunuz. Ama bugünkü var olduğu yerde değil Meryem Ana'nın evi. Böyle bir Meryem Ana'ya ait olduğu tahmin edilen, yani Hazreti İsa'nın annesine ait olduğu tahmin edilen bir mezar var. Ama bugün Meryem Ana olarak tabir edilen yer değil, başka yerde. O Türk ordusunun kontrol altında. Şimdi buradan baktığımızda şöyle bir 1978 yılına dönelim. 1978 yılına baktığımızda ekonomide bir Washington mutabakatı ilan edildi. Yani kapitalizm üretim ve satıştan paraizme dönüştürüldü. Paraizm ekonomisine. İşte artık 2008'de de rahmetli Mahsuni'nin gel gel gümüle börme diye bir güm diye patlatıldı. Sonra ağaca 1978'de papayı vurdu. Sonra Hümeyni'nin İran'a Air France'ın Fransız Hava Yolları'na uçak Hümeyni kondu. TUDEH Komünist Partisi militanlarıyla Hümeyni militanları, Şii militanlar işbirliği yaparak Hümeyni'yi getirdiler. Şah gitti ve İran ve Irak'ı 10 yıl savaştırdılar. İsrail dahil İran ve Irak'a 1 trilyon dolarlık o günkü parayla silah sattılar. Müslüman Müslüman'ı kırdı. Evet. Sonra Deng Xiaoping 1978'de Mao öldü. Deng Xiaoping Mao'nun yerine iktidara geçti. Mao'nun karısını tutukladı ve bir hafta 10 gün sonra Amerika'ya gitti. Oradan geldiğince 20 bin Çinliyi İngilizce eğitimi master doktora için Amerika'ya gönderdi ve toprakları Komünist Partisi'nin önde gelenlerine özelleştirdi. Buğday fiyatı hariç her şeyin fiyatını serbest bıraktı ve şunu söyledi. Kedi fareye kalıyor ise renginin önemi yoktur. Ha sosyalizm ha neoliberal sosyalizm. Sonra 1978'de o dönemde patlayan bir şey de var. P2 Mason Lojası hadisesi. Evet, İtalya'da. Bunun tam göbeğinde papalık vardır. Ve burada Tanrı'nın bankeri vardır. Bu Baba filminde de anlatır bunu. Orada Vatikan'ın da içinde olduğu bir oyunla ki Vatikan'la küresel elitlerin işbirliği sonucunda Hitler'in Hırvatistan'daki dağın altındaki Hitler'in soyup soğana çevirdiği Avrupa halklarının altınları Hırvatistan'da bir dağın arkasındaydı. Bunu papalıkla işbirliği yaparak İsviçre'ye aktardılar. Böyle bir şey. Sonra bu Tanrı'nın bankeri hadisesi, bu Tanrı'nın bankasını soyup soğana çeviren masonik bir ritüelle İngiltere'de bir köprüye astılar Times Nehri'nin şeyinde.
İşte bu noktada baktığımızda İsa'nın soyu mitosu vardır Hristiyanlıkta. Ve İsa'nın soyunun bir cin insan birleşmesi ve kızının da adının Sarah olduğunu iddia ederler bugün. Ve bunlar tapınak şövalyelerinin koruması altında olduğunu. Diğer taraftan Avrupa Birliği elbette bütün bunlardan Vatikan haberinin olmaması mümkün değil. Türkiye'ye karşı bir 15 yıl kadar önce bir teklifte bulundu. Fırat ve Dicle'nin sularını beraber yönetim. Affedersin, oha diyeceksin yani. Türk suyunu beraber yönetecekmişiz. Abi bunu teklif Şimdi et. Hocam buraya gelmişken şu arkadaşlar 11 numaralı bir görselimiz var. Şimdi bunu çok konuşuldu bu tam Fırat su, Dicle su dediniz ya. Evet. Onunla ilgili bir görüntü. Arkadaşlar şu, şimdi hocam bakın. Mesela bu Irak ziyaretinde, Kuzey Irak ziyaretinde Barzani'nin Papa'ya hediye ettiği pul. Evet. Kadısına bastırdığı pul. Evet. Şimdi tabii bunlar bir paçavra. Yani işte Barzani'nin böyle bir harita yapması buraların ona verileceği anlamına gelmez. Barzani'nin ne gücü yeter, ne ömrü yeter, ne de böyle bir şeye cesaret edebilir. Vallahi aç tavuk kendini buğday ambarında zannedermiş. Tamam, Barzani de PKK gibi bir sopa hak ediyor da. Şimdi hocam burada kritik nokta şu. Türkiye'nin Barzani ile zaman zaman ilişkiler oluyor hocam. Evet. Burada bir terör operasyonu yaptığımızda Barzani ile burada bir işbirliği yapılabiliyor. Ya Türkiye, yani Türkiye Cumhuriyeti Hemen devleti... Hemen orada unutma, Barzani'nin babası Ermenilerle işbirliği yapmıştı zamanında ve Güneydoğu'da 8 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinden sorumlu. Ya bu Barzani sülalesi Yahudilerle elintili bir sülale değil mi? Elbette. Ben Los Angeles'ta, Osmanlı kaynaklarında var. Los Angeles'ta Barzani ailesinden, yani LA dedikleri bu Los Angeles'taki üniversitede bir hanımefendiyle karşılaştım. Kendisi açıktan kendilerinin Yahudi soyundan olduklarını söylüyor idi. Bu Osmanlı kayıtlarında da bakayım hangi dergideydi. Bir yayınlandı. O yayınlayan adamı da tehdit etmeye kalktılar. Yani Barzaniler bugün Nakşi gözükür ama kendileri köken olarak Babil sürgününden oraya sürgün edilmiş Yahudi kökenlidir. Şimdi hocam doğru. Şimdi mesela bir suikast sonucu öldürülen Ahmet Cem Ersever evet. vardır. Çok vatansever birisi. Allah gayrı gayrı rahmet eylesin. Şimdi o Barzani tanımlaması aynen şudur. Barzani diyor bir siyasi fahişedir. Aynen öyle. Güvenmeyiniz diyor. Tabii, şimdi tabii. bakın. Türkiye ile olan ilişkiler de öyledir. Tabii. Zaman zaman Türkiye çok mesafeli yaklaşmıştır. Zaman zaman da çok yakınlaşmıştır tabii. ki. Türkiye'nin Barzani'ye yakınlaşma sebebi şudur. Yani o terör yapılanması YPG ve PKK'nın Kuzey Suriye ile Kuzey Irak'ı birleştirme şeyi var. Operasyonu var. Şu anda bu proje gündemde. Türkiye bunu engelleyebilmek için Barzani ile zaman zaman işbirliği yapıyor. Bana göre siyasi açıdan, dış politika açısından da bu zaman zaman doğru. Çünkü Barzani'nin bölgesine zaman zaman da operasyon yapıyoruz. Yani Barzani ile işbirliği içerisinde. İşte enteresan olan şey şu hocam. Böyle bir dönemde yani Kuzey Irak yönetimiyle Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiği bir dönemde Barzani böyle bir haritayı niye verir hocam? Evet. Yani Türkiye ile bütün ilişkilerini bozmak adına ki sonra Dışişleri Bakanlığımız tepki verince Barzani dedi ki biz bunu onaylamıyoruz dediler. Başbakanları dedi ki biz bunu onaylamıyoruz. Onaylamıyorsanız da niye yaptınız? Hocam burada çok önemli bir ayrıntı var. Şöyle ben bunu dış uluslararası ilişkiler akademisyen profesör dostuma sordum. Dedi ki Muratcığım dedi bak o Barzani o haritayı da gerçekleştirmeyeceğini biliyor. Büyük tepki alacağını da biliyor. Bunu bile bile yapıyor. Ama bir şeyin peşindeler. Papa gelmiş. Bu işte safsata ideallerini resmileştirmek istiyorlar dedi. Çünkü Papa dedi bu pulu alıp Vatikan Müzesi'ne götürecek dedi. Kendisine bu bastırılan pulu, hediye edilen pulu. İz bırakma. İz bırakma ve dedi ki atıyorum bundan 20 yıl 30 yıl sonra bir araştırmacı Vatikan arşivine girdiği zaman bu pulu görecek. Aa bak ta Papa döneminde ön alma. Bu. Yani şimdi, tarihi belge mi bırakıyorlar? Ya tarihi belge demeyelim ama tarihi bir iz bırakmak istiyorlar. Şöyle benzer şeyi Habertürk'te yazan gazeteci Serdar Turgut. Serdar çok zeki bir gazetecidir. Yani bazen böyle muhabbet olsun diye belden aşağı hikayeler yazardı ama yazı yazdığında okkalı oturtur yani. Serdar Turgut kaç sefer yazdı. Bir gün dedi beni dedi şeye davet ettiler. Pentagon'a davet ettiler. Dedi. Serdar kendisi yazıyor bunu, anlatıyor bunu. Pentagon'a gittim diyor. Baktım ki diyor karşıda şu andaki oradaki harita var ya. O haritanın benzeri
Pentagon'da asılı. Yani Barzani yaladığı postalın gereğini yapıyor orada. Kesinlikle. Tabii. O zaman şöyle yapalım. Şu anda reklam arası yani vermemiz lazım. İkinci bölümde devam edelim. Biraz daha bu işin ezoterik kısmına da gireriz. Çünkü elbette benim de anlatacaklarım var. Söyleyeceklerim bir iki evet politik konu daha var. Siz onu de onları belirlersiniz. Ondan evet sonra da ezoterik kısmına gireriz. Ezoterik kısmı da şu, şimdiden söyleyeyim. Sümerlerle arada bağlantısı bu işin. Yani Papa ziyaretinin Sümerlerle bağlantısı. Ve acaba dördüncü boyut varlıklarıyla papalığın bir anlaşması var mı? Çok ilginç bir yöne doğru gidecek. Birazdan bu konuları işleyeceğiz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Büyük Resim programında Vatikan'ı konuşmaya devam ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi ezoterik yönünü de ele alacağız Vatikan'ın. Şimdi Murat Hocam'ın son ekleyecekleri var. Özellikle siyasi yönüyle ilgili. Onu da ele alıp ezoterik yönüne geçeceğiz. Buyurun Murat Hocam. Şimdi Erkan Bey, ben burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Hani Papa'nın aslında ne kadar önemli bir figür olduğunu ve bu küreselcilerin koronavirüs süreciyle birlikte Papa'ya nasıl bir rol biçtiklerini, bir misyon yüklediklerini gösteren enteresan bir görüntü ve bir konuyu dile getirmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, şu bir numaralı görüntüyü ekrana verelim. Bakın, kapsayıcı kapitalizm denen bir oluşum var. Kapsayıcı kapitalizm. Evet. Aslında bu 2016 yılında kurulmuş olan bir büyük şirketlerin bir araya geldiği ve dünyayı şekillendirmek istediği bir oluşum. Kapsayıcı kapitalizm. Yani diyorlar ki kapitalizm artık çöktü. Yeni bir kapitalizm oluşturmak gerekiyor diyor. Ki bu arada şunu hatırlatmak isterim, hocam da bilir. Bakın Papa aynı zamanda bir sosyalisttir. Başka neyin başında sosyalizm vardı hocam? Sözlerini falan söyleyeceğim. Birleşmiş Milletler'in başındaki Guterres sosyalizm. IMF'nin başındaki. IMF'in başındaki Georgieva. Dünya Bankası'nın. Dünya Bankası'nın başındaki kişi. Ya bakın bu, Avrupa Merkez Bankası'nın. Evet, Avrupa Merkez Bankası'nın. Şimdi siz hem kapitalizmi geliştiriyorsunuz, kapitalizmin farklı yönlerini, farklı bir açılımını gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bir yandan da bu küresel kurumların başına sosyalizm olan, sosyalist olan kişileri getiriyorsunuz. İşte Papa da aslında bir sosyalisttir ama kapsayıcı kapitalizm oluşumu içerisinde yer alması sizce ilginç değil mi? Bakın bu resme şimdi iyi bakın. Burada Papa ile fotoğraf çekilen kişiler kim biliyor musunuz? İşte bahsettiğim 2016 yılında kurulan ama koronavirüs süreciyle birlikte faaliyete geçirilen bu kapsayıcı kapitalizm oluşumu. Papa'yı ziyaret etti. Ne zaman? Bundan 4 ay önce. Peki oluşumun, bu kapsayıcı kapitalizm oluşumun başındaki kişi kim? Rothschild'ler. Şeyi ne? Adı ne? Lynn Frostler de Rothschild. Rothschild'lerin gelini. Ekonomist. Bu oluşumun başındaki kadın. Papa'nın hemen yanında duran bayan. Şimdi ve bu, ilk defa tarihte bir Papa Rothschild'lerle görüş. Evet, elini öptü. Elini öptü. Şimdi burada Papa'yı niye kullanıyorlar? Neye kullanıyor? Papa dedi ki, Papa'ya diyorlar ki böyle bir kapsayıcı kapitalizm, yani herkesi, sözde herkesi kapsayacak, kimseyi dışarıda bırakmayacak bir yeni kapitalizm sistemi yani getiriyoruz. Yani patron hissedarlara karşı. Heh. Hocam siz de buna destek olun ve Papa çağrı yaptı. Ne dedi? Bu hangi şeydi, görselde bunu da verelim arkadaşlar ekrana. Galiba burada yok. Şimdi şöyle göstereyim. Belki varsa arkadaşlar ekrana verebilirler. Şimdi hiç kimseyi geride bırakmayan, kardeşlerimizden hiçbirini atmayan kapsayıcı bir kapitalizm en iyi çabalarımızla layık asıl bir özlemdir. Hmm. Bunu Papa diyor. Şimdi bahsettiğim bu evet o da ekrana geldi. Bahsettiğim bu kapitalizm, kapsayıcı kapitalizm toplantısında Rothschild'lerle görüştükten sonra Papa ciddi anlamda Orta Doğu ile ilgili ilginç açıklamalar yaptı. Şimdi birazdan tabii bu olayın siyasi bir kısmı, politik bir kısmı, birazdan dinler arası diyaloğa geldiğimizde o ilişkilerin nerelere doğru gittiğini, evet, hangi ilişkiler içerisinde Papa'nın olduğunu ya da Papa'yı hangi misyon içerisinde kullandıklarını açık net şekilde göreceğiz. Dinler arası diyaloğu biz nereden biliyoruz?
İşte FETÖ meselesinden biliyoruz. FETÖ'den biliyoruz ki şimdi onun görüntüleri de ekrana girecek. Ona girelim. Hocam sizin söyleyecekleriniz varsa onu... Evet şimdi tabii. Buyurun. Alalım sonra... Dinler arası diyalog... Evet. Oradan başlayalım mesela. Bu 1966 konsülünde kararlaştırılmış bir hadisedir. Ve Türkiye'de buna çanak tutan sadece FETÖ değildir. FETÖ'den önce de bunu misyon edinmiş olanlar vardır. Papa'ya mektup yazanlar vardır. Burada çok ilginçtir. Tabii bir yeri incitmek için falan söylemiyorum. Batı kaynaklarından aktarıyorum. Papalık Paris'te genel evi açacak kadar midesi geniştir. Artı ateizmin babası yine papalıktır. Artı nasıl yani ateizmin babası? Papa? Evet evet evet. Nasıl oluyor hocam? Anlatırım şimdi biraz şunu sıralayayım. Papalığın en önemli kurumlarından biri 1920'li yıllarda kurulan Opus Dei'dir. Opus Dei çok ilginç bir kurumdur. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o binasını, yerini bilirim ben. New York'taki. Orada kadınlar ayrı bir kapıdan, erkekler ayrı bir kapıdan girerler. Yani biz Müslümanlara çamur atanlar orada kadının ayrı kapıdan, erkeğin ayrı kapıdan girdiğinde görmezlikten gelirler. Bizde başını örten kadınlarımızı yuhlarlar. Orada da ben rahibeler şimdi, örtüyor zaten. İşte bu noktada neden bu papa François veya Francis seçildi? Bundan önceki papalar ki 1966'dan beri Meryem Ana evini bu papa hariç hepsi ziyaret ettiler. Ama bu papanın seçilmesinde en önemli unsur daha önce Cizvitler falan Hristiyanlık dünyasında daha etkiliyken yani Katolik Cizvitler özellikle 1900'lü yılların başından itibaren Evangelistler yani Protestanlar daha etkili olmaya başladılar ki bu anlamda Güney Amerika'da yani Meksika'dan tutun aşağıya Şili'ye kadar oralara kadar her gün 5500 kişi Evangelist tarikatına geçiyor. Bundan dolayı tuttular Arjantinli Papa ki hem teknoloji eğitimi almıştır hem filozofi eğitimi almıştır böyle birisi ve bundan dolayı Papa sosyalist eğilimlidir. Zaten söyleyeceğim şimdi. Neden gitti? Tabii en önemli unsurlarından birisi bir Fransız bilim adamı vardır hanımefendi. Bunun bir teorisi vardır. Psikosoy bilim. Psikosoy bilim eskiye sizi eski aile bağlarına Mezopotamya paganizmin merkezidir. Orada çok fazla pagan küçük gruplar vardır. Mesela 2003 yılına kadar Irak nüfusunun %6'sı yaklaşık 1,5 milyonu Hristiyan'da. Bugün 100 bin civarına düşmüş vaziyette. Zaten biliyorsunuz Keldanilerin falan ayine katıldı. Bu şeyler diğer Süryaniler çok bozuldular bunlara. İşte burada psikosoy bilim ile yukarıdan birisi yani dünya tarafından tanınan birisi gıdıklar onu. Şimdi Papa bunu gıdıkladı. İşte burada Papa'nın bir şeyini söyleyeyim. Papa'nın bu ziyaretinin sloganı şuydu. Hepiniz kardeşsiniz İncil'den alınma. Evet evet. Şeydir. Diğer taraftan Arjantinli sosyalist filozoftur. Teknoloji eğitimi. Neoliberalizmle ilgili, kapitalizmle ilgili şunu söyler. Kontrollü serbest piyasa toplumsal fayda sağlamıyor. Özel mülkiyet her şartta bir hak değildir. Bu da Papa'nın lafı. Evet işte sosyalizm hani şeyde. Ama aynı tarihlerde de. Nat Rothschild 15 Mayıs 2020'de de diyor ki hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakının nasıl örtüşüyor. Özel mülkiyet ikincil bir haktır diyor. Rothschild hanedanlığının temsilcilerin elini öpen ilk papadır. Diğer taraftan Reuters bir haber geçti. Reuters diyor ki Papa François veya Francis'ten muhafazakar Katolikler rahatsız diyor. İşte bu noktada bir başka özellik var. Amerikan tarihinde Biden ikinci Katolik gibi evet. Katolik gözükür de yani Gnostik bir Katoliktir Biden. O Gnostik 1870'lerdeki ailesinden kalan İncil'in üzerine yemin etti. Bir Kelt İncil'in. Keltler çok önemlidir Hristiyanlık tarihinde. Bunları çünkü Hristiyanlar Gnostizmi yerleştiren bir yapıdır. Velhasıl Papa'nın Irak ziyareti. Su, Fırat, Dicle, AB'nin teklifi yani biraz önce söyledik ve Papa Biden küresel ekipten olduğu için
adeta Biden'ın adamı olarak orada. Barzanilere, Kürtlere, ki Kürtler bizim kardeşimizdir. Biz bugün bu ülkede hiçbir Kürtlü, Türklü falan da filan da bir ayrım yoktur. Suriye'de vatandaşlık vermediler, Irak'ta öldürdüler, İran'da malum. İşte burada Barzani üzerinden, bir malum pul üzerinden bir mesaj veriliyor. Diğer taraftan Vatikan, evangelistler, tapınakçılar, Siyon küresel güç mücadelesinin 3 aktörüdür. Yani tapınakçılar, Katolikler, evangelistler. Ve bu nokta içinde Katolik Vatikan'ın 400'den fazla üniversitesi, binlerce ilkokulu, ortaokulu, lisesi vardır ve Batı kaynaklarından söylüyorum, 50 trilyon dolardan daha fazla paraya hükmeden bir imparatorluktur Vatikan. Bir başkası dinler arası diyalog. Ur şehrini zaten ziyaret etmesinde onu açarız. Bölgedeki Hristiyanları söyledik. Bağdat'ta 2003'te işgalden sonra bir düzineden fazla evangelist kilise yapıldı. Bu Vatikan'ın karnını ağrıtıyor idi. Ve 2001 yılında ben UPenn, University of Pennsylvania'daydım. Orada bir evde kalırken tesadüf, bu aile evangelistmiş ki Amerikan üniversiteleri evangelistlerle çok büyük işbirliği yapar. Orada bir gün ev sahibi dedi ki işte bir kısım Müslümanları Hristiyanlaştıracağız deyince, vallahi dedim sizin evangelistlerden 1820'den itibaren onu Anadolu'da denediler. Müslümanlardan kimseyi bulamadılar. Bula bula Rumlardan ve Ermenilerden buldular ki yeri gelmişken de Osmanlı'daki Sadıkayı Teba denen Ermenilerin, devlete karşı isyan edenler Ortodoks Ermeniler değildir. Bu evangelistlerin, protestanların devşirdiği Ermenilerdir. Onu da şey yapalım. İşte bu yapı içinde dediler ki Suriye, Irak, İran ve Türkiye'deki Kürtlerden, Kürtlerin %5'ini Hristiyanlaştıracağız dedi. Vallahi Suriye'yi, Irak'ı bilmem, İran'ı da bilmem ama Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin hiçbirinin din değiştirmek gibi bir derdi falan olmaz. Çünkü onlar 1000 yıldır Türk milletiyle kader birliği etmiş, sapına kadar Müslüman insanlardır dedim. Biraz önce bahsettiğim soy bilimin teorisyenini Ansel'in Schützenberger, bir Fransız filozoftur bu. Moskova doğumludur, Paris'te büyümüştür. Ve insanın atalarına dönüşünün aile bağlarıyla ve soy bağlarıyla olduğunu, antik kökenlere atıf yapılarak bulunması gerektiğini ve geçmişle yüzleşilmesi gerektiğini söyler. Bu anlamda da ileriki dakikalarda... O zaman şu soruyu da soralım, hatırlatayım. Az önce hocam cevaplayacağını söyledi. Dediniz ya papalık aslında ateizmi de yaymıştır. Tabii. Ne anlamda bunu söylüyoruz? Şimdi Hristiyanlık, bugünkü Hristiyanlık Hazreti İsa'nın Hristiyanlığı falan değildir. Tarsuslu Roma vatandaşı bir Yahudinin önce Müslüman ilk Hristiyan şehidin yani Hristiyan'ın katlinden de Paulus sorumludur. Ama bu Paulus Essenileri 1945-1957 yıllar arasında bugünkü Ürdün toprakları, Ölüdenizlerde bir Kumran parşümenleri bulundu. Kumran parşümenlerinde bugünkü Hristiyanlık ile asla şeyi olmayan, alakası olmayan dokümanlar var ki Rockefeller ailesi 9 akademisyeni görevlendirdi. Hala bunlar görev başında. Bu metinleri okuyorlar. Peki nedir, neden Papa sosyalizme vurgu yapıyor? Küreselciler, diğer programlarda da söylemiştim. Bu tür dünyayı dönüştürme hareketleri felsefi ve teolojik temellere dayanır. Çünkü Essenler sosyalist bir toplumdur. Çünkü mülkiyet yoktur. Efendim çocuk yapma işi bile sadece özel bir kesime verilir. Ve Essenler Gnostik inanca sahiptir. Yani bu noktada Paulus'un Hristiyanlığı dönüştürmesindeki temel bilgileri buradan almışlardır. Bunlar Mısır'daki ezoterik okullarda eğitim görmüşlerdir. Bunlar kendi bölgelerinde, Ölüdeniz'in hemen yakınlarında kendi ezoterik okulları vardır. İddialara göre Hazreti İsa'yı da burada
eğitmişlerdir falan filan. Bu noktada zaten Hristiyanlık baba, oğul, kutsal ruh demekle zaten hoş geldin paganizm. Evet. Hocam bu dinler arası diyaloğa örnek olarak arkadaşlar şu 23 numaralı görseli getirebilir miyiz ekrana? Şimdi 2014 yılında hocam bahsettik 2014, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Papa'nın Orta Doğu ziyaretleri evet. var. Hocam bakın şimdi bu resimde de gördüğünüz gibi şimdi 3 dinin imam, haham ve papa. Şimdi bu dinler arası diyalog diyerek böyle... Biz, Mardin'de de bizim Artuk Üniversitesi'nde aynı tezgah oynadılar. Çok güzel cümlelerle bizimliyorlar. Çok güzel cümlelerle. Görünüşe bakarsanız şöyle diyebilir izleyiciler. Ya üç dinin birbirleriyle barış içerisinde yaşamak ne kadar güzel, ne istiyorsunuz diyebilir. Ama burada asıl olan, yani İslam dini açısından baktığında mesela İslam dini... Hemen bir şey ekleyeyim. Evet. Ali İmran 19. Ayeti aynen anlatıyorum. Allah indinde yegane din İslam'dır. Ama diyeceğim hocam. FETÖ'cülerle birlikte şimdi bin yıldır bu topraklarda cuma hutbelerinde okunan buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na ve devletin bütün kurumlarına söylüyorum. Pek camide okunmuyor artık. Evet. Allah indinde tek din İslam'dır. Bitti. Şimdi hocam geldi. Arkadaşlar bu güme gitmesin. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğlu Tanrı'nın oğludur der. Hristiyan yani bu Hristiyanlık. Paulus'un Hristiyanlığı baba oğul kutsal ruh der. Yani Müslümanlık ise önü sonu olmayan mutlak varlık Allah'a inanır. Hocam burada esasında İslam dinini evangelistleştirme faaliyeti var. Tabii. Yani işte biliyorsunuz FETÖ hani bir programda Muhammed Resulullah kelimesini Sadık programda küresel barışa doğru sayfa 131 yeni bir diyalog limine sayfa 241. Fethullah Gülen böyle diyor. Kelime-i şehadetin, kelime-i tevhidin Muhammed'in Resulullah kısmını söylemeyin diyor namussuz. Evet. Şimdi böyle hocam bakın özellikle bak Türkiye'de diyalog şeyini başlatan FETÖ'ydü biliyorsunuz. Tabii. Yani Papa ile görüşmelerindeki arkadaşlar şu Zaman gazetesi evet o 26 numarayı verebilir miyiz? 26 numarayı. Yani o kilometre taşlarını nasıl döşediklerini, nasıl ördüklerini hocam açık net şekilde böyle resmin büyüğüne, büyük resmin. Bir de dergilerinde herkesin beklediği hadi. İsa figürünü bastı. Evet işte burada hocam bakın burada diyor ki dünya barışı için diyor tamam mı? Barış güzel bir şey, hoş bir şey. Herkesin temennisi ama bu barışın içerisine yerleştirilmiş o evangelistleştirme faaliyeti açık net şekilde ortaya çıkıyor. Nereden ortaya çıkıyor? İşte Papa'nın bu ziyaretleri sırasında. Şimdi hocam bir görüntü daha göstereceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti 2018 yılında. 2018 yılında. Suudiler Medine'de kilise kuruyor. Arkadaşlar o stattaki görüntüleri bir verebilir miyiz? Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapmış olduğu ziyarette bir stada bütün Birleşik Arap Emirlikleri'nin halkını toplayarak Papa'ya bir jest yaptılar orada güya. Şimdi evet burada işte geliyor bir kız çocuğu şimdi koşarak böyle büyük bir iştahla, büyük bir sevinçle koşarak geliyor. Papa'ya şuraya bakar mısınız? Şimdi İslam aleminin düştüğü duruma bakın hocam. Şimdi İslam aleminin düştüğü duruma bakın. Tam yani, zillet. Zillet. Papa'yı bir kurtarıcı olarak görüyorlar. Şu coşku, şu kalabalık. Yani şimdi burada şunu söyleyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'ndan halifeliği bizim elimizden aldı diye arkadan vuranlar hocam burada Papa'yı bağrına basıyor. Evet. Şimdi bu yüzden burada her şey açık net şekilde görünüyor. Bir de yine devam edelim o görüntülere arkadaşlar. Şimdi gelelim günümüze. Bakın bir resim daha vardı. Bu 17 numarayı verir misiniz arkadaşlar? 17 numarayı. Hocam bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde yani Papa'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ziyaret çok ilginç bir ziyaret. Tabii. Bakın burada çok enteresan bir şey imzalandı hocam. Papa Francis ile Esher Şeyhi insan kardeşliği belgesini imzalıyor. İnsan kardeşliği ne güzel diyorlar. Ama şimdi detayını size açıklayayım. Dünyanın dört bir yanından farklı dinlere mensup 700'den fazla din aliminin bir araya geldiği konferansta konuşan Mısır El Eser Camii ve Eser Üniversitesi Şeyhi Ahmet El Tayyip, Orta Doğu'daki Müslümanlara Hristiyan toplumlarını kucaklayın çağrısında bulunuyor. Şimdi burada bakın. Bunun başka görüntüler de vardı arkadaşlar o imzalama görüntüleri verebilirsiniz. Avrupa'daki Müslümanlara da seslenen bu El Eser Camii ve Eser Üniversitesi Şeyhi Ahmet El Tayyip şöyle diyor. Yaşadığınız yerlerdeki toplumlara ayak uydurun. Hocam FETÖ ne diyordu? FETÖ diyordu ki Hristiyanlar sizin namusunuza dokunmaz diyor. Öyle kötü görmeyin diyordu. Bakın ama, buradaki felsefe... Ama şunu söyleyeyim. Bu ülkede
Çanakkale'de bize bize karşı savaşsalar da onlar da cennetliktir diyen başka FETÖ'ler de var. Heh. Arap dünyasındaki Hristiyanlara da şunu söylüyor Eser üniversite şeyinin alimi. Siz tüm vatandaşlık haklarına ve sorumluluklarına sahip olarak bu milletin bir parçasısınız. Vatandaşısınız, azınlık değilsiniz vesaire. Şimdi bunlar çok güzel şeyler hocam. Baktığınız zaman barış, kardeşlik vesaire. İyi de kiminle kardeş olacaksınız? Yani sizi kuşatan, sizi çevreleyen, sizi bir kaşık suda boğmak isteyen bir güruh var karşınızda. Yani Yunanistan'dan kuşatıyorlar. Suriye'den kuşatıyorlar. Oraya girmeden Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili bir şey söyleyeyim. Ben Abu Dhabi'ye gittiğimde orada Şeyh Efendi, Abu Dhabi Şeyhi bir cami yaptırmış. Anlatıldığına göre ya bu İslam'ın büyük efendim camileri Türkiye'de bir de ben yaptırayım. O cami sıcaktır. İnsanın ruhunu okşar. Ben o camiyi gezerken Allah kabul etsin iki rekatta namaz kıldım. Bilmem şurası İngiltere'den, şurası İtalya'dan, burası Almanya'dan. Araba ve İslam'a ait hiçbir şey yoktu. Yani bitiriyorum. Şimdi bir de 24 numaralı şey var hocam, görüntü var. Papa'nın bu ağlama duvarını ziyaret ettiği. Şimdi bütün dinlere güya şeyi dağıtıyor. Böyle bir barış eli uzatıyor falan ama burada örülmek istenen şey İslam dünyasını aslında kendilerine benzetmek. Bakın Papa'nın hocam Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapmış olduğu ziyaretten sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye karşıtı koalisyonda yer alması ve Türkiye karşı düşmanca tavrı açık net şekilde çok ortaya çıkıyor. Çok doğru söylüyorsun. Papa Hazretleri Irak'a gitti. Hiç dile getirdi mi? Burada 1 milyon insan hayatını kaybetti. 3,5 milyon kadın tecavüze uğradı. Bunu da telin ediyorum dedi mi? Hayır. Demez. Şimdi 12 numaralı görüntüyü de getirebilir miyiz arkadaşlar? 12. Hocam şu asır rezaletin büyüğü burada. Bakın bu Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti çok önemlidir. Yani evet. İslam dünyasını rencide eden, İslam dünyasını adeta yani Papa'nın İslam dünyası için umut haline gel. Şuraya bakar mısınız hocam? Bu el pençe divan durmaları. Yani siz İslam halifesi, Türkler bizden halifeliği çaldı deyip arkadan kurşun atıyorsun. Ama bir taraftan da Papa'nın karşısında el pençe divan duruyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl Müslümanlık hocam? Kimlik aşınması. Şimdi devam ediyor o görüntüler hocam. Gelelim günümüze. Bu 22 numarayı da gösterebilir misin hocam? Şimdi bu 22 numaralı arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız hocam? Yani bunlar bu dinler arası diyalog dedikleri şey aslında İslam dünyasını Hristiyan dünyasına pazarlamak, hemen, satmak, benzetmek. Hemen mi? Orada burada bu şey devam edelim. Gösterebilir mi arkadaşım bu kameradan? Şunu bakın. Arkadaşlar şeyde bu kitapta daha ortada FETÖ ortalığı kasıp kavururken bu kitapta FETÖ'nün bu Muhammed'in Resulullah demeyin dediğini belgeleriyle koymama rağmen efendim mektubunu koymama rağmen efendim o zamanlar işte şeye kadar 17-25 aralığa kadar evet. Maalesef Türk insanını uyuttular bunlar. Maalesef. Hocam şimdi son ziyarete gelelim. Yani Irak ziyaretine gelelim. Şimdi Papa'nın Şiilere de çok büyük bir merakı var. Yani büyük Birleşik Arap Emirlikleri de büyük kum, bir oranda Şiiliğine karşı İran Şiiliği. İran Şiiliği işte kum Şiiliğine karşı Basra Şiiliğini. Necef Şiiliği. Necef Şiiliği. Şimdi 5 numarayı da gösterelim arkadaşlar. 5 numaralı görseli getirelim. Şimdi bu el ele tutuşmalar çok meşhur hocam. Biraz önce FETÖ'yü verdik Papa ile el ele. Şimdi bu 5 numaralı görseli de getirdiklerin de Sistani. Şimdi kaldı ki Sistani kimdir? Hocam evet. Hayır bunu değil arkadaşlar. 5 numaralı görseli verelim. 5 numaralı görsel. Bu Sistani yine el ele tutuştuğu görüntü. Evet bu işte. Şimdi hocam Sistani kim? Papa niye Sistani'yi ziyaret etti? Durup dururken yetmiyor. Sistani ABD Irak'ı işgal ettiğinde direnmeyin diyen adam hocam. İki tane direnmeyin diyen. Şii kanadından bu. Birisinde Kesnizane tarikatı. Kürt şeyhin başında olduğu Kesnizane tarikatı. Evet. Şimdi Irak'a bunlar teslim. Tabii. Demek ki hocam yani bunu şimdi diplomatik dille insanlara anlatırsanız hiçbir şey anlatamazsınız. Hayır. Hocam. Kimse kusura bakmasın. Bunun ezoterik, dini, siyasi
Ayakları var. Ayakları var. Bunları izleyiciye, insanlarımıza anlatmamız gerekiyor. Yoksa işte sırf dinler arası diyalog olsun diye gidip el tutmuyorlar. Aynı zamanda bu bir siyasetin, bu bir politikanın devamı. Başka bir versiyonu. O yüzden bunlara bakarken, bu Orta Doğu ziyaretine bakarken Papa'nın bunları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bunu yine bir Amerikalı uzman Jim Walls aynen şöyle diyor. Batı politikalarını öncelikliden ziyade teolojik olarak kibirli, sadece tek yanlı değil, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde Mesih'e ait. Evet. Yani burada mesihsel bir amaç da mı var? Tabii. Buradan anladığımız kadarıyla tabii. Bu. Tabii. Şimdi şöyle bir noktaya gelelim o halde. Aslında çok güzel açıkladık siyasi, felsefi, dini olarak, ama biraz daha bence geçmişe gidelim. Çünkü şöyle düşünüyorum ben, özellikle biz Papa'nın Irak ziyaretini düşündüğümüzde burasının Sümerlerin diyarı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evet. Ve Nuh Tufanı ile ilgili en kadim bilgilerin de buradan geldiğini bilmemiz gerekiyor. Yani Gılgamış Destanı'na el atacak olursak. Şimdi biz bir büyük resetten bahsediyoruz. Sen oraya gitmeden önce ben bir şey yapayım ve daha da güçlendim. Tabii. Şimdi herkes Irak işgal edildiğinde basın, televizyonlar Amerikan ordusunun Saddam'ın sarayına ve Merkez Bankası'na gideceğini söyledi, iddia etti. Ama öyle olmadı. Amerikan ordusu doğrudan doğru Müslümanlara işkence yapılan, tecavüze uğrayan Ebu Garip cezaevi olarak ünlenen yere gittiler. Neden? Çünkü milattan önce 300'lü yıllarda İskender Mısır'ı fethettikten sonra İskenderiye'yi kurmuştu. Orada bir kütüphane. Orası kadim eserlerin, ezoterik eserlerin, okült eserlerin meseri. Bu eserler Romalılar, Hristiyanlar İskenderiye Kütüphanesi'ni yakacağını duyunca bu eserler Bağdat'a taşındı. Bir kısmı Harran'a taşındı. Harran'dakiler daha sonra Bizans'a gitti. İşte bu eserlerin büyük çoğunluğu Ebu Garip cezaevindeki senin anlatacağın müzedeydi. Altında da Mezopotamya'nın ata tohumları vardı. Hepsini alıp götürdüler. İşte demek ki bir yağma, ama kültürel bir yağma aynı zamanda yaşandı. Şimdi her yönüyle yağmaladı. Tabii buyurun. Şimdi Sümer metinlerini ele aldığımızda bizim anladığımız Gılgamış Destanı'nı da ele alalım. Tabii. Biliyoruz ki biz Nuh Tufanı'yla alakalı ilk metinler burada ortaya çıktı. Bu arada Gılgamış Destanı'nda. Koronavirüs sürecini de Nuh Tufanı'na benzetti. İşte çok güzel. Evet. Çünkü bir bağlantısı var. Evet. Papa'nın buraya gitmesinin ben Büyük Reset'le alakalı olduğunu düşünüyorum ki az önce hocamın dediği gibi, yani Papa sosyalist eğilimler içerisinde olduğunu açıkladı ama aynı açıklamayı yaptığı dönemde Nathaniel Rothschild de zaten küresel sosyalizmden bahsediyordu. Ve bu yeni bir dönemin geleceğine atıf. Çünkü koronavirüs bir kaldıraç olarak kullanılıp ardından Time dergisi gibi bir dergi ve diğer başka dergiler, Klaus Schwab bile Büyük Reset demedi mi? Büyük Reset'ten kasıt bir anlamda finansal bir Nuh Tufanı. Ve Sümerleri de ele aldığımızda Papa'nın gittiği nokta aslında Nuh Tufanı'nın yaşandıktan sonra yeniden bir uygarlık olarak kurulacağı yer. Yani Babil'den önce de Sümer. Beş uygarlığın merkezi. Merkezi. Sümer de onun üzerinde yeniden kurulmuştu. Yani burada bence Büyük Reset ile Nuh Tufanı ve Papa'nın ziyareti arasında bir bağlantı hemen var. Hemen bir bağlantıyı söyleyeyim. Bak, Fransız, meşhur Fransız düşünür, duymuşsunuzdur. Jacques Attali vardır. Attali, evet, çok Attali, evet, çok meşhur. Ve Fransız dış siyasetini, danışmanıydı. Evet, dış siyasetini. Evet. Jacques Chirac da iyi bir Türk dostu. Evet. Hemen söyleyeyim. Jacques Attali diyor ki 21. yüzyılın insanları her dinden beğendikleri kısımlar alıp kendilerine uygun bir Lego inanç meydana getireceklerdir. Attali 21. yüzyılın ortalarına doğru Lego dinlerin doğacağını ileri sürmüş. Şimdi Papa buna izin tam da burada Papa aslında İbrahimi dinler diyaloğunu başlattı öncesinde ve şu anda Arap dünyası bu diyaloğu devam ediyor. Yani El-Eser bunun tam merkezinde. Ve ortak olarak, isim olarak seçtikleri şey İbrahimi dinler. Bakın, yani Hazreti İbrahim'de bütünleşeceğiz. Ortak atamız bizim bu. Ve onun üzerinden hocamın dediği gibi aslında New Age dinlerine giden bir yol edineceğiz. Çünkü bu bir basamak olacak bizim açımızdan. Önce biz İbrahimi dinlerden kasıt Yahudiliği, İslamiyeti, Hristiyanlığı birleştirelim. Ortak bir din çıkaralım. Ardından bu dini de daha sonra yeni çağ dinleriyle hevcümerç edelim.
tek bir dünya dini olsun. Burada olsun. Bak işte oraya gelince Homadeus da Harari bunu çok iyi anlatıyor zaten. Ama çok önemli bir, burada bir bilgi ilave edelim. Tabii hocam. Amerikalıların Jewish Paper dedikleri, Yahudi gazetesi dedikleri New York Times. New York Times'ta bazen böyle kazara yazılar çıkar. Yani şimdi hep tek yönlü tek yönlü göze batar. Bazen de sureti haktan görünür. Hollywood sineması da bunu bazen yapar. İşte yakınlarda Şubat sonunda olacaktı. Şuhanna Zaboff adlı bir zat-ı muhterem New York Times'ta bir yazı yazdı. Yazdığı yazı şu: konuşulmayan darbe. Konuşulmayan darbeden kasıt Amerika'daki o 6 Şubat'ta mıydı, hani bir şeydi, 6 Ocak'ta mıydı bir kalkışma falan? Evet, 6 Ocak diye biliyorum, evet. Diyor ki esas konuşulması gereken darbe, diyor, epistemik tekel, diyor. Ya bilgi tekeli. Bilgi tekeli. Ve diyor ki bu epistemik tekel Papa ile el eleler. Çünkü bilgi tekeli ile birlikte o seküler, laik bir yeni din kurgulanıyor. Ve maalesef İslam dünyası bu epistemik tekelde nal topluyor. Maalesef öyle. Şimdi bu Sümerler bağlantısına geçtiğimiz zaman bir şey daha dile getirmekte fayda var. Nathaniel Rothschild'le ilgili konuştuk ve Papa'nın açıklamalarını dinledik ve siz de dediniz ki sosyalist görünen bir Papa var. Tabii. Aslında bunu bakın Fransisken ya da Fransisken tarikatına da bağlamak gerekiyor. Çünkü Fransisken tarikatı dediğimiz tarikat Katoliklik içerisinde sosyalist değerleri savunan Gnostik ilk tarikat. Gnostik bir inançtı. Ve gerçekten de bunların özel mülkiyetleri yoktu. Şimdi şuraya geliyorum. Bakın, Papa'nın gerçek ismi kim, nedir? Mario Bergoglio, evet. Ya da yani Buenos tam Aires olarak doğumlu. Evet, 1934 diye bir papadan bahsediyoruz. Mario Bergoglio. Peki neden bu papa Francis ismini aldı? Çünkü Fransisken tarikatıyla bir alakası var. Tabii. Sosyalizmle bir alakası var. Çünkü papayı iktidara getirenler dedi ki sen biraz da sosyalizmcilik oyna. Tabii. Yani çünkü bizim getireceğimiz düzende. Çünkü küresel yapı bunu istiyor. Bunu istiyor. Bunu istediği için birden biz bir baktık 2013 yılında bir istifa gerçekleşmiş. Papa Benediktus çok güzel görevini sürdürürken birdenbire istifa etti. Kurallara aykırı olarak istifa etti. Böyle bir şey gerçekten çok zor gerçekleşir papalıkta, Vatikan'da yani. Ama bir baktık ki istifa etti Alman papa. Ve yerine bu geldi. Bu geldikten sonra da yoksulların amisi anlamında Fransisken tarikatının LGBT'lere de onlar da Tanrı'nın çocukları. İşte bütün dizaynı, büyük reseti kültürel olarak zaten bu papa getirmiş oldu. Kültürel ve dini olarak. Evet. Dini olarak bu papa getirdi. Büyük resetin dini ve kültürel ayağı. Bu yüzden de Covid vasıtasıyla Nuh tufanına şimdi atıfta bulunuyor. Ama şimdi Sümerlere geçtik ama şöyle bir... Boşuna mı Netflix Mesih diye bir dizi, dizi çekti. Şimdi papalıkta bir izleyici salonu var. Hatta onu son dakikada almıştık. O görseli alabilirsek Vatikan'da izleyici salonunu... Görseli bu. Şimdi bu salonu gördüğünüz gibi hocam fotoğrafını. Neye benziyor bu salon? Bir yılana benziyor değil mi? Çok ilginç bir şekilde izleyici salonu. Şimdi bu salonun merkezinde bir de Hazreti İsa'nın heykeli var. O Hazreti İsa'nın heykeli de esasında uzaktan baktığınız zaman reptilian, yani sürüngen bir varlığı andırıyor. Çok ilginçtir bütün bunlar. Şimdi İncil'den büyük ejder diye bahsedilirken ve Hazreti... Tarih edelim bakın orada sağlı sollu yılanın gözleri burnu böyle şeklinde. Kesinlikle ve ağzı da belli zaten bakın ağzı da çok belli ve tırtıklı bir yapısı var kafası o. Bunun bir yılan olduğu belli zaten ve tam o ağız kısmında da Hazreti İsa var heykel olarak. Yani büyük yılan onu yutmuş esasında. Tabii. Yani zehri vermiş ona. Şimdi papalığın durup dururken 1971 yılında bunu tasarlaması ve bunun üzerinden bir yeni bir yapılanmaya gitmesi ilginç. Ama daha ilginç olan şey bütün bu görselin, şu tasarımın asla İncil'le uyuşmaması. Çünkü İncil referans olarak ele alındığında
Mikail ve melekleriyle gökteki cenkten bahsederken ejderle Mikail'in cenkinden bahseder ve ejderin kovulup gökyüzünden düşüp yer altına sığınmak zorunda kaldığını anlatır. Ki buna rağmen burada bir ejder pohpohlaması görüyoruz papalıkta. O zaman benim aklıma şu geliyor ezoterik olarak. Aslında papalık bizim anladığımız tarzda bir Hristiyanlığın hamisi hiç olmadı. Hayır. Hiç olmadı. Niye Babil'e gidiyor? Babil büyücülüğün merkezidir. Büyücülüğün merkezi. Dünyanın çok güzel söylediniz. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim. Eğer keşke yayından önce arkadaşlara söyleseydik o resimleri karşılaştırsalardı. Şimdi Babil'den bahsettiniz. Babil asmaları biliyorsunuz çok meşhurdur, ünlüdür. Şeyi bugünkü Avrupa parlamentosuna bakın. Bir de Babil'in o şeyi... Söyledim ya. Evet onu söyledi hocam söyledim ama hocam. Şimdi güzel o bakın. Bunu da o zaman... Bulabilirlerse bu, bir evet, Avrupa Birliği evet, binası. Evet. Avrupa Birliği binası bir de arkadaşlar Babil asma şeyini gösterelim. O zaman çok güzel oldu. Çok enteresan bir bununla yapıdır. Bununla Babil'in asma bahçelerini birleştirelim. Avrupa Birliği'nin evet. Şu anda simge binası. Orada tabii, toplanıyorlar. Tabii. Birleştirdiğimiz zaman o zaman bu papanın ziyaretinin gerçek anlamda Hristiyanlığın değerleriyle hiçbir alakası yok. Yok hayır. Tam tersine pagan değerlerle bir alakası tabii var. Dibine indiğimiz zaman. Şimdi oraya da geleceğim. Evet. Buyurun hocam. Şimdi 1966'lı yıllardan sonra Vatikan'la Siyonizm işbirliğini görüyorsunuz. Helalleştiler hocam. Tabiri caizse. Şimdi bunu gerçekleştiren kimdi biliyor musun? Hocam bugün geçtiğimiz programlarda biraz bahsettim. Detaylı bahsetmedim ama Bene Berit denen örgüt var. Evet. Ahit'in çocukları. Tabii Binaybört dedikleri. Evet. Binaybört ya da Bereberit iki türlü okunuyor. Bu Ahit'in çocukları dedikleri ve şu anda yasal ve 7 kıtada örgütlenmiş. Türkiye'de yarı, vardırlar. Türkiye'de var merkezinde hocam. Tabii. 11. Büyük Bölgel Hocası. Evet şimdi zaten fakirleri vermeyelim. Koruma derneği diye söylediniz siz. Söyledik. Şimdi bu dinler arası diyalog diyorlar ya hocam. Evet. Açın bakın bu Bereberit örgütünün projesidir. Şimdi FETÖ ile Bene Berit örgütü arasında inanılmaz bağlantılar var ki bir programda inşallah yaparız. Çok ilginç. Çünkü ezoterik bir örgüt o da. Yarı masonik bir örgüt. Ama legal 7 kıtada örgütlenmiş. İnanılmaz derecede bu büyük reseti gerçekleştirmek için çalışan örgüt. 1966 yılından beri papayla yakından ilgileniyor. Dünya o papa Vatikan'da ne olur? Kim gelir? Kim gider? Hangi papa gelir? Hepsiyle yakından ilgilenen bir kuruluş. Evet. Şimdi güzel söylediniz. Bu bağlantıları ele aldığımızda başka bir resim ortaya çıkıyor. O zaman şimdi Ramazan hocamın da bahsettiği bir nokta var. Burada Meryem Ana'nın evinden bahsediyoruz. Selçuk'ta, Efes'te evet. Olması gerekiyor. Ve burada Kuatman ailesinin yaptığı bir heykel var. 38 numaralı görseli alabilirsek eğer Kuatman ailesi Katolik bir aile. Amerika Birleşik Devletleri Kanada merkezli. Büyük zengin bir aile ve Türkiye'de Meryem Ana restorasyonlarını bu aile gerçekleştiriyor. Şimdi buradaki görselde şunu anlıyoruz. Kudüs'e kadar da onlar yürüdüler. Yürüdüler, doğru. Şimdi bakın, burada Meryem Ana heykelini gördük. Bu görsel dönebilir sürekli. Bir de ama bu Meryem Ana heykelinin ne kadar çok Artemis'e benzetildiğini de görebiliyoruz açıkçası. Çok güzel. Burada Artemis, dur, Meryem burada, Ana bağlantısı burada dur, var. Burada dur bir bilgi. Türk milletine bir bilgi arz edelim. Bakınız. Bunları din diye geçmesinler. Din kökenli siyaset bunların hepsi. İşte burada rahmetli Abdülhamit zamanında bugünkü Bülbül Dağı'nda Alman asıllı bir kadın Enerik diyor ki ben Türklerin İzmir'in onları Simira derler. Simira'da diyor ben Meryem Anamızı görüyorum diyorlar. Zaten Meryem Ana evi olduğunu iddia ettikleri yere gidip bakarsanız taşların hepsi bir kısmı eskidir, bir kısmı yenidir. Ve bunu Abdülhamit'ten burayı istiyorlar. Ha. Abdülhamit vermiyor. Şimdi... Artı. Evet. İki. Cumhuriyeti kuruyoruz. Cennet mekan olsun. Ben zaten hep söylerim. Son 200 yılın Türk milletinin çıkardığı iki büyük dahi vardır. Abdülhamit ve Atatürk. Atatürk'ten de istiyorlar. Atatürk de vermiyor burayı. Ve rahmetli Atatürk'ün ölümünden sonra rahmetli İnönü'yle başlıyor. Rahmetli Menderes döneminde bitiyor. Buranın 40 dönümünü veriyorlar. Ve bu işbirliğini bu aileyle yapan Türkiye'de K harfiyle başlayan ünlü bir zeytinyağı markası firması var. Hmm.
Bunlar 1970'li yılların başında İspanyol ve Yunanistan, bakın İspanya ve Yunanistan zeytinyağlarına karşı Türk zeytinyağları başını kaldırmıştı. Bu firma zeytinyağının içine parafin koyarak ihraç etti. Ve itibarı güm. Güm. Buna o günkü şartlarda Allah bin razı olsun, bu ülkede çok namuslu hukukçular vardır. Bu meseleye bir hakim el attı. Ve bu firma o günkü şartlarda bu hakimi sürdürdüler. Yani bunun da böyle bağlantıları gidiyor. Artemis Tapınağı'nı ele aldığımızda ilginç olan şey, dişi bir tanrıça Artemis'ten bahsediyoruz. Aslında Afrodit'le de... Çünkü Meryem Ana Vakfı vardır. İşte, Boston ve İsviçre merkezlidir. Ama ilginç olan nokta, tam da Artemis'in merkezi olarak bilinen Efes'te... Tabii. Onun üzerine bir Meryem Ana evinin kurulması. Aslında burada kutsanan Meryem Ana mı yoksa gerçekte Artemis mi? Çünkü Roma'nın, pagan Roma'nın bir dini sembole ihtiyacı vardı. Yunan'ın bütün bunları aldılar, o pagan evirdiler. Tanrıları evirdiler, Hristiyanlığa işte getirdiler. İşte o zaman Papa'nın ziyareti de paganizme doğrudan alakalı. Bu arada şeyi unuttuk, mesela bu Hristiyanların Anadolu'yu Edom olarak demesi. Tabii. Edom diye. Ben onu hep kitaplarımda yazdım. Yani Hristiyanlarca teslim alınması gereken, işgal edilmesi gereken yeni bölge, toprak. Küresel yeni dünya düzeninde. Yedi inayet kilisesi diyor hocam. Son seferde fethedilecek olan ülke Edom'dur. Edom Anadolu'nun adıdır. Bir, iki, Türk Devleti, Dışişleri Bakanlığı, Türk Genelkurmayı, Cumhurbaşkanlığı Makamı, Savunma Bakanlığı, sivil asker, özel kamu, İnayet dönemi kiliselerini anlamadan, Meryem Ana evini meselesini anlamadan Türkiye'nin güvenliğini tam sağlayamayız. O zaman o madalyonu hocam bir daha gösterelim. Şimdi çok önemli bir hale geldi. Bu şey Papa'nın hediye ettiği, Irak ziyareti sırasında hediye ettiği madalyon vardı ya. Onu bir tekrar gösterelim. Çünkü bu Edom şeyi bölümü ilginç. Onu hangisiydi bu şeyde bir bakalım da. 27 numaralı. Evet. Şurada hocam, geçeceğiz. Evet, birazdan bak, geçeceğim buna. Şimdi... Orada ne vardı? Nil ve Fırat vardı. Dicle vardı. Fırat ve Dicle vardı. Bu şimdi, görsele de birazdan geçeceğiz. 27 numaralı görsel arkadaşlar. Evet bu hocam bak burada Dicle Fırat. Şimdi İsrail bayrağında da biliyorsunuz bir var, tarafı. Tabii şimdi o zaman Papa'nın bu madalyonu öyle rastgele bastırmış verilmiş bir madalyon hayır, değil. Hayır tabii. O zaman bunlar bir komplo teorisi de değil. Değil tabii. Sizi hemen bir şey yapayım. Amerikalı bir haham. Haham Jonathan Cahn. Ünlü bir kitabı vardır. The Harbinger. Muştucu, haber verici. Evet. Adam orada diyor ki, bu kitabın aslı var bende. Diyor ki, içinde bulunduğumuz dönemde Şemitah döngüsü, 7 ve 49 yıllık döngüler döngüsü ile dünya dini, ekonomik, siyasi olarak yeni bir dönüşüme. İşte bu da, bu ziyaret de bunun bir başlangıcını temsil ediyor. Ve bu döngü 2016'dan itibaren hocam, tamam, devam edebilir sorayım. Miyim? Ben bitmedi de benim. Tamam, ben bitirin, devam edeyim. Bir şey hocama bir soru soracağım ben. Yarım kalıyor sürekli. Tamam. Şimdi 37 numaraya geçecek olursak, ezoterik bağlamını anlatacağız dedik seyircilere, anlatalım onu. Bu 37 numaralı görselde de göreceğiz ki Türkiye'de bir de kesişen, şurada durabiliriz. Kesişen zaman heykeli açılmış. Bunun isminin kesişen zaman olması da oldukça ilginç. Nerede açılmış bu heykel? Nerede dikilmiş? Açılışı yapılmış. Efes'te yapılmış, Selçuk'ta. Kuatman ailesi yapmış ve heykel piramidimsi bir yapıda. Ve heykelin Kuatman ailesi zaten Musevi kökenlidir. Ama Katolik gibi gözüküyor. Evet. Musevi tıpkı kökenli. Mr. Biden gibi. Tıpkı onun gibi. Şimdi bu açılmış ve bunun üzerinde şurada duralım. Bu görselde bakın, izleyicilerimiz dikkatli bakarlarsa fark edeceklerdir. Göz sembolizmi var, tek göz. Ve Atatürk'ün yanına, orada Atatürk var. Atatürk'ün yanına bir göz konmuş bu heykelde. Bir caminin yanına göz konmuş. Yani Efes bölgesindeki ve böylece bir piramitle bu göz çerçevelenmiş. Aklımıza ne geliyor? Illuminati'nin piramit ve tek göz sembolizmi geliyor olduğu gibi. Yani papalığa ait bir yapının böyle taçlandırdığını görüyoruz. Zamanın Binali Bey'in başbakanlığı döneminde zamanın Efes Selçuk Belediye Başkanı, hani Brezilya'da Rio de Janeiro'da bir heykel vardır ya, İsa heykeli. Ona benzer bir heykeli yapmaya kalktı da Binali Bey durdurttu. Yani işte gördüğünüz gibi.
Devam edelim bakın 41 numaralı görsel ile diğer yani kesişen zaman heykeli 2 numaralı görseli ve daha sonra 3 numaralı görseli alacağız. Orada da şunu göreceğiz ki bu kesişen zaman heykeli tamamen masonluğa uygun bir şekilde oraya yapılmış. Öyle yapılmış ki. Yani Lego dine, sentetik dine, sentetik dine uygun. Uygun ve Vatikan'ın içerisinde mason öğesinin ana öğe olduğunu ispatlar bir biçimde. Bakın orada biz 2 numaralı görseli alabilirsek yani 41 kesişen zaman heykeli 2'yi alabilirsek göreceğiz. Bir heykel var. Heykelin tam 365 metre uzağında şu dursun bu görsel. 365 metre diyorum özellikle. Ne demek bu? Bu aslında değil mi? Dünyanın güneşin etrafındaki dönüşü. Tam 365 metre ötesinde ne var? Bir güneş var. Tabii. Ve bu güneşte bir mason güneşi 8 köşeli bir güneş. Peki bu güneş aynı zamanda nerede var? Vatikan'ın tabii göbeğinde Saint Pierre Meydanı'nda var. Buradan real politikaya bir örnek vereyim mi? Tabii buyurun. Bakın. Ama şöyle yapalım. Reklam aramız tamam, var. Reklam mı? Reklamdan tamam, sonra soruyu reklam arasından devam sonra edelim. Soracağım. Çok önemli bir tamam, şey. Tamam kısa bir ara. Evet. Aradan sonra görüşmek üzere. Vatikan yayınımız olduğu yerden devam ediyor. Ve papalık üzerine yaptığımız yayın. Bu arada Sayın Yıldız Tilbe de bizi takip eden sıkı takipçilerimizden birisi. Daha önce de bizim programımızı önermiş Twitter üzerinden. Kendisine çok teşekkür ederiz. O zamanlar görememiştik, şimdi tekrar fark ettik baktığımızda. Desteği için kendisine çok teşekkür ederiz Sayın Yıldız Tilbe'nin. Evet. Bunu belirtelim. Şimdi ben ayrıca şuna devam etmek istiyorum. Bu ezoterik bağlamda Vatikan'ın uzaylıları olan düşkünlüğünü de ele almak istiyorum ki özellikle 40 numaralı görselimiz gelirse bu görselden anlıyoruz ki Vatikan'ın bir uzaylı ajandası var ve önemli iki araştırmacı bunun üzerine de kitap yazmışlar. Bu kitabı yazmalarının sebebi de Vatikan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde kurduğu, daha doğrusu Almanlarla birlikte ortak hareket ettiği bir gözlemevi. İlginç olan nokta bu gözlemevinin ismi. Çünkü kısaltması gözlemevinin Lucifer. Daha ilginç olan nokta ise bu Lucifer'in tabii teleskopunun Vatikan tarafından onaylanması bu ismin tamamen yine Hristiyanlığın öz değerlerine aykırı olması ve Lucifer'in yine İncil'de büyük ejder olarak tanımlanıyor olması ve az önce de gördüğünüz gibi bir toplantı salonunun, seyirci salonunun yine Lucifer'e atfedilmesi. Mısır hermetizminden gelir. Osiris, Isis, Horus. Ve aynen öyle ve Vatikan'ın yaptığı bir açıklama var. Mesih'in uzaydan geleceğini açıkladı Vatikan. Uzaydan geleceğini. 2019 yılında Zambiya'da öğle saatleri civarında meşhur bir İsa figürü vardır ya. Hologram teknolojisiyle bulutlara onu verdiler ve insanlar fellik fellik kaçtı. İşte aynı noktaya geliyoruz. O zaman şöyle yapalım. 36 numaralı videoyu bir verelim. Bakın araştırmacılar ne söylemişler bu konuda. Until you find out about the Vatican astronomer saying he's operating with Project Lucifer. I promised you we would find out this great Catholic astronomer, the number one, is operating with something called Project Lucifer. What is that? They can get better images of space than the Hubble Space Telescope can. Now, attached to this telescope is an infrared camera named Lucifer, which is really kind of an odd name for a camera. And, you know, from the information that we gathered, this thing was named by the Max Planck Institute and some German astronomers. But the Vatican is part of this conglomerate up there, that they're all working together. Now, what this instrument's used for is astrobiology, for looking for exoplanets, looking for other worlds. And the infrared spectrum is also very useful for seeing things that can't be seen with the naked eye. And many UFO researchers have noted that you can see a lot of ships and entities that you normally can't see. Şimdi burada açıklanan şey şu. Bu gözlemeviyle birlikte diyor ki aslında kızıl ötesi ışınlarla bunlar
normalde gözle görülmeyen bazı UFO'ları görebiliyorlar ve bazı varlıkları görebiliyorlar. Vatikan'ın bir gözlemevi sahibi olması ve teleskobunun ismine Lucifer ismini vermesi bazı işte dördüncü boyut varlıklarını görmek için ve oradan gelecek Mesih'i önceden yakalamak için o kelebek bir, gözü teknolojisi de. Evet, yakalamak için bir ön hazırlık. Böylece şunu anlıyoruz ki bakın Deccal'in gelişiyle aslında Mesih'in gelişi karşılaştırıldığında aynı alan içerisinde uzaydan bir varlık bekleniyor. Ve bu varlığın kurtarıcı olması bekleniyor. Vatikan da diyor ki bizim Mesih'imiz uzaydan gelecek. O yüzden de Graham Dağı'nda biz Lucifer projesinde o Mesih'i bekliyoruz ve onu gözlemliyoruz diyor. Nasıl açıklayacağız çünkü, bunu? Çünkü Mesih Mehdi fenomeni iyice siyasallaştırılmış durumda. Yani bir dini söylem değil artık. Har ve CERN projesi ile hologram teknolojisi ile herkes şimdi bir kurtarıcı mitos bekliyor. Kimisi Mesih'i bekliyor, kimisi Mehdi'yi bekliyor, kimisi bütün o eski kültürlerde de var. O bölgelere aynı anda bu teknoloji var. Hologram teknolojisiyle herkesin beklediği Mesih'ini gönderecekler. Mehdi'sini gönderecek. Evet, belki de bu yüzden bu çalışmalar yapılıyor. Tabii. Bu arada şey hazır mı? Özür dilerim hocam. Şu Avrupa Birliği parlamentosuyla Babil Asma Kuleler. Ona da bakalım. Evet, çünkü hazırsa verelim. Bu benzerlere bakalım. Ondan sonra ben şu real politika tarafını anlatayım. Ve pagan değerlere dönüşü görüyoruz tabii, burada. Sağ taraftaki Babil Kulesi'dir. Soldaki ise Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki merkezidir. Bu binanın tabanı da Yahudi Kabala inancındaki hocama biz şeyedir. Biz aslında Babil Kulesi'nin anlamı şu. Tanrı insanları cezalandırmak için tabii dilleri karıştırdı. Dilleri karıştırdı ve birden fazla dil ortaya çıktı ve Babil Kulesi'ni de yıktı. Bunun üzerinde toplumlar birbirini anlayamaz hale geldi ve bir kaos meydana geldi. Şimdi burada amaç Babil Kulesi'ni yeniden inşa etmek ve Tanrı'ya kafa tutmak. Evet. Şimdi bunu bazen öğrencilerim de soruyor veya takipçi dostlarımız da soruyor. İşte bugün de yine bir yerdeydim. Bir iş adamı dostumuz da sordu. Hocam bu adamlarda hiç vicdan yok mu? Şimdi vicdan Allah'a inananda olur. Bu adamlar açık ifade etmek gerekirse Yüce Allah Hazreti Adem'i cennetten kovup gönderdiğinde ondan sonra şeytan meleklere dedi ki siz insanoğluna secde edin. Her melek bunu yaparken şeytan ben yapmam dedi. Ve evet, ilk münafıklık Havva ile Adem'e dedi ki siz Allah'la denksiniz. Onun kurallarına uymayın dedi. Ve kıyamete kadar Allah izin verdi ki bu mücadele şeytanın Allah'a karşı bir mücadele. Mücadelesi. Şunu da ekleyelim. Ve bu adamlar şeytanın temsilcisi. Az önce söylediğiniz bir nokta vardı. Bunu kaçırmayalım. Dedik ya Babil büyücülüğün merkezidir. Büyücülüğün Harut ve Marut. Bir kilisede ters asılmış vaziyettedir. Aynen öyle. Evet. Hikayesi de burası temelli. Yani Babil temellidir. Tabii. Bir başka husus Enki dediğimiz yaratıcı tanrı Sümerler'de. Sümerler'de hem su tanrısı olarak bilinir hem de büyücülüğün tanrısı olarak bilinir. Ve 12 rakamı Sümerler'dedir. 12 İsrailoğlu kabilesi Yahudiler'dedir. 12 havari Hristiyanlıktadır ve hayret Avrupa Birliği'nin bayrağındaki 12 tane yıldız değil mi hocam? Tabii. İşte buradan bir şeye geleyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 Temmuz 2007'de Türkçesini veriyorum. Halkla ilişkiler ve stratejik iletişim için Amerika Birleşik Devletleri'nin milli stratejisi başlıklı bir rapor. Rapora göre etki altına alınacak önemli kişiler. 1 numarada din adamları var. 2 akademisyenler, bilim insanları, askerler, gazeteciler, siz de varsınız. Kadın liderler, işçi liderleri ve aynı merkez tarafından 11 Eylül 2007 Pentagon'a 100 sayfalık bir rapor sunuluyor. ABD'nin gelecek dönemde yani 2014-2026 yıllar arasında dikkat edin. Evet. Küresel bir gayri nizami savaşa gireceği ve bütün bunlar Kudüs ve Hinterland'ında olacağı yine ezoterik, okült,
Ranta diye bir kitap serileri vardı. Evet, çok iyi biliyorum. Biliyorsun. Diyanet niye uyuyor bunlara bakmıyor bilmiyorum. Patır patır çocuklar, kitapçılardan çıkan çocukların ellerinde bunu görüyor, yüreğim sızlıyor. Yani bir kanal bilgisi aldığını iddia ediyor göksel evet. bir varlıktan. Onun Tiranların Valsi 30 yıl önce yazılık. Aynen diyor ki herkesin bir numarası olacak 30 yıl önce. ID 2020. Evet, 30 yıl önce söylüyor bunu. 30 yıl önce söylüyor. Evet. Herkesin bir numarası olacak ve hayatının sonuna kadar bu onun numarası olacak. Sürdürülemeyen yangınlar söndürülemeyen yangınlardan bahsediyor. Amazon ormanlarında 12.000 yangın evet. çıkarıyor ve de diyor ki benim dediğim altın, gümüş ve toprağa yatırın diyor. Ve birisi daha. Michael David Evans. American Prophecies. Yani Amerikan Kehanetleri. Bu kitabın Türkçe'de çok kötü bir baskısı var. Benim elimde bunun orijinal metni var. Michael David Evans çok ilginçtir. CIA ve Mossad'a danışmanlık yapan bir insan. İran'da bir tarihte Amerikan Büyükelçiliği basıldı, rehineler alındı ya. Sonra kurtarılacağı tarihe kadar bilinen bir insan. Aynen diyor ki, Eski Ayet'in Daniel 12. bölümünün 12. mısrası şöyledir diyor. Kutlu mutlu olan bekleyip 1335 gününe gelindi ve yorumu. Kudüs'ün Türk işgalinden kurtuluş yılı olan 1917 o yıl Türk madeni paralarının üzerinde basılmış tarihtir. Madeni paraların öbür yüzünde tarih Türk takvimine uygun olarak 1335'tir. Şimdi hocam ben size bir soru sorayım. Tabii buyurun. Tamam. Şimdi seyircilerden en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ara sıra Erkan Bey'in moderatörlüğünü alıyorum. Buyurun sorun tabii. Tabii bu arada kendisinin Zor sormazsınız değil mi çalışmanın yerine? Yok hocam size soru sorabilir miyiz? Zor soru sorar mıyız hocam? Hocam diyorlar ki ya, tamam siz bunları anlatıyorsunuz güzel. Perde arkasını da veriyorsunuz güzel. Sizin gördüğünüz bu şeyleri arka planı devletler görmüyor mu? Bir. İkincisi de çözüm ne? Her zaman bunu söylüyor. Devletler görmüyor mu hocam bu şeyleri, bizim anlattıklarımızı? Şimdi bu bir bilgi meselesidir. Biraz önce programın reklamlarından önce bir epistemik oligopoldan tek elden bahsettim. Hı hı. 5 şirketin elinde dünyadaki bilgi tek eli. İşte bu noktada devletleri içinde elbette bunu Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'nün doğrudan doğru Türk ordusunun kozmik odasına saldırmasının en önemli sebebi Barnabas İncil'idir. Türk ordusunun oradaki bir kısım stratejik planlamaları zaten Türkmenistan'a çoktan götürülmüştü. Türk ordusu bu kadar salak falan değil yani. Ama FETÖ denen şerefsiz, ahlaksız, Amerikan da değil bunlar. Küresel çetenin çünkü Amerika'da bir esaret altında ülkedir. İşte bu adamlar Barnabas İncil'inde. Çünkü Barnabas İncil'i diğer 4 İncil'den farklı. Hazreti Peygamber'in geleceğini muşturuyor. Efendim Hazreti İsa bugün baba oğul kutsal ruh üçlemesi var ya. Trinity var ya. Öyle değil. Allah'ın kulu olarak niteliyor vesaire vesaire. İşte bu anlamda bilseler de bilmek başkadır, çare olmak başkadır. Niye harekete geçmiyorlar hocam? Mesela diyorlar ki yine ya bu insanlar mesela işte bu sermaye oligarkı dediğiniz ya da devletler üstü yapılanmaya karşı ulus devletler herhangi bir girişimde bulunamazlar mı? Ya da bunlara bir ceza verilemez mi? İşte birazdan hatta şu soruyu sorayım birleştireyim. Ayaz Bey demiş sizin paralelinizde bir soru. Devletler görüyor ama küresel sermaye kendilerini felç ettiği için direnemiyor mu? Şimdi bütün bu dominantı, bu işin dominantı bilgi, para ve din üzerinden geliyor. Bilgi ve paraya hakim olan dine hakim, dini kurumlara hakim, üçüne hakim olan siyasete hakim veya yönlendiriyor. İşte bu anlamda dünyada özellikle 2. Dünya Harbi'nden sonra insanın sağ lob, sol lob vardır. Solculuk sağcılıkla karıştırılmasın. İnsan beyni sol lob, sağ lob. İnsanın sol lob beyni gördüğüne inanır. Daha matematiksel bir beyin. Bravo. Sağ lob, dil, estetik, sanat. İşte 2. Dünya Harbi'nden bu tarafa bütün insanlığa dayatılan eğitim sistemi sol lob.
merkezlidir. Gördüğüne inanan, gördüğünü kabullenen, diğerini reddeden veya onu zayıflatan bir eğitim sistemi. Yani biraz da insanın daha ruhani yapısını körelten bir sistem bu. Körelten. Hani şeytan soldan gelir denir ya. Böyle sadece gördüğüne biat eden, inanan bir materyalist bir insan. İşte bugün bunun biatın ötesi. Veriizm dini dedikleri teknopoli şirketlerinin veri tekeliyle oluşturulmuş. Herkesin kendi tanrı olduğu. Bakın herkesin kendi tanrı olduğu. Ama bu yeni falan değil. 3500 yıl önceki Mısır hermetizmi, Sümerlere, Yunan felsefesi, Gnostizm, Kabala bu merkezli. Adam Katman, varlıkta birlik bu merkezli. Ve bugün geldik veriizmde dataya, bilgiye dayalı bir bilgi. Herkes kendisinin tanrısı. Bu şeyin bilgisayar efendim yazılımlarını yapan, algoritmaları yapanlar adeta bir peygamber edası içinde ve bu beş teknopoli şirketini sinagoglar olarak görüyorlar ve çıktıları da Talmud olarak değerlendiriyorlar. Bir soru daha var. Vatikan diyor, bakın mesela burada hocalarım, bu adamlar neden her yapısında eskiden izler taşıyor? Bu adamlar kadim ve mistik bilgiyi birleştiriyorlar. Sizce bu kadar bilim yapı trilyonlarca dolar yatırım sonunda sizce bir şeyler bulmuşlar mıdır bunlar? Yani herhalde kadim zamanlara ait bir şeyler, bir sır, bizim bilmediğimiz bir sır var mı? Şimdi burada müracaat edeceğimiz iki kaynak var. Biri Yüce Kur'an. Yüce Kur'an'a baktığımızda bugün iddia edilenin bir kısım bu ezoterik, okült kurumlar tarafından iddia edilen. Ama bu adamlar sadece dini değil, bu adamlar Bilderberg'i kontrol ediyor. Bu adamlar Birleşmiş Milletler'i kontrol ediyor. Bu adamlar parayı kontrol ediyor. Bu adamlar Dünya Sağlık Örgütü'nü kontrol ediyor. Yani oligarşi açık delik bırakmıyor. Bu adamlar vakıflar üzerinden, sivil toplum kuruluşları üzerinden, bu yapılar üzerinden doğrudan doğru bilimi kontrol ediyorlar. Bugün genetik ve biyoteknoloji ve bilişim sistemlerine en çok yatırım yapılmasını ve bunları destekleyen bu gruplar. Bir soru daha, ikinize de soruyorum. 2060 yılında küresel ısınmadan dolayı Amerika sular altında kalacak deniyor. İngiltere'nin -50 derece soğuklarla karşı karşıya kalacağı söyleniyor. Siyah raporlarında bunlar geçiyor demiş. Üst akıl dediğimiz akıl yeni yerleşim alanları için Irak merkezli bir planı mı var? Bir yerleşim alanı mı tasarlıyor kendine? Doğru. Yani bugün soğuk da değil ama çöl teknolojisinde her türlü bitki yetiştirilebilecek ki şimdi takdirle karşılayalım. İsrail bu teknolojiye sahip. Zaten genetik ve biyoteknolojide İsrail herkesin önünde. Hmm. Yani ben İsrail'de çölde susuz yetiştirilmiş kavun yedim New York'ta. Evet yazıyor üzerinde. İşte bu yapı içinde bu adamlar salak falan değil. Bu adamlar bilimi sonuna kadar kullanıyor ve istismar ediyorlar. Ama şeytanlaştırıyorlar. Yani. Evet, şeytanlaştırıyorlar. Tabii hocam açıkladı. Ben de bir iki kelime ilave edeyim. Şimdi daha önceki programımız, geçtiğimiz programı herhalde biz şey üzerine kurmuştuk. Yani küresel ısınma, iklim değişikliği evet. vesaire. Evet. Orada 50 yıllık gazete küpürlerini getirmiştim ve 1974 yılına kadar ne diyorlardı? İşte İngiltere sular altında kalacak, New York sular altında kalacak. Evet, bu eski bir hikaye. Eski bir hikaye. Yani bu da onun gibi. Hiçbir bilim insanlarının söylediği şey şu. Hiçbir bilgisayar modellemesi 100 yıl sonraki iklim değişikliğini belirleyemez. Onun hakkında bir bilgi veremez. O yüzden de bu küresel ısınmayı, iklim değişikliğini vesaire elbette biz şunu demiyoruz. İklimler doğal olarak değişiyor zaten. Kendi doğasında var olan bir döngü, denge, ilahi nizam. İlahi nizam çerçevesinde bu dünya ısınıyor, soğuyor, iklimler değişiyor. İnsanoğlu doğayı kötü kullanıyor. Kötü kullanıyoruz hepimiz ondan sonra. Sonra iklimler değişince ne oldu diyoruz vesaire. Yani bunun arkasında da bir plan olduğunu biz söylemiştik. Şimdi bilmiyorum bu konu bitti mi? Bu ikinci bölümdeki... Birkaç soru var. Onu da yanıtlayalım. Ben de bir şey ilave ederim. Sonra ikinci evet. Buyurun hocam. Buyurun. Özellikle Ur kenti ve Anunnaki Sümer kökenleriyle bağlantılı mesajlar ve planlar devrede demiş. Katılıyorum. Zekeriya Sitçi'nin kitabına baktığımızda 12. gezegene burada anlatılan hikaye şudur Sümer metinlerinden ele alınarak. Tanrı Enlil ve Enki vardır. Bu Enlil aslında yaratıcı güçleri tasarlayan tanrı. Burak Eldem onu çok iyi anlatır. Evet, Enki ise
Yani Elni'nin bir nevi sağ koludur. Yani yaratma işini o yapar. Şimdi bu Enki dediğimiz tanrı bütün yedi tanrıya, yedi önemli yaratıcı tanrı var. Bu yedi tanrıya hizmet etsin diye insan yaratmaya karar verir eski Sümer'de. Ve nihayetinde başarısız insan denemelerinden sonra bir insan tipi yaratılır. Ama bu insan tipinin koruyucusu olur daha sonra Enki. Ne demek istiyorum? Aslında tanrılar bu insanları sırf hizmet için yaratmışlardır ama bu insanlar öyle bir hale gelmiştir ki tanrılarına isyan etmeye başlamışlardır. Bu da hikayenin tatsız tarafı. Ne açısından? Yani Sümer tanrı ve tanrıçaları açısından. Ama burada belki de en önemli nokta Marduk gezegeni ile ilişkili olan teoriler. Çünkü bu Marduk gezegeni 3000 bilmem kaç tabii, küsür yıl döngüsü var. Bu döngü itibariyle şu anda 2012'de evet gözle görülmeyen bir noktada o döngüyü tamamlarken yakınlaşırken dünyada büyük değişimler olacak ve gökyüzündeki tanrı ve tanrıçalar gittikleri gibi dünyaya yeniden geri gelecekler düşüncesi ve var burada. Hiksoslarla medenilerin arasında bir savaş olacak. Medeniyet çökecek. Medeniyet çökecek ve böylece uzaylı tanrı ve tanrıçalarımızla biz yeniden tanışacağız. Ve o döngüye o kadar yaklaştık ki Marduk gezegeni yaklaştıkça dünyaya, dünyada iklimsel felaketler olacak, volkanik patlamalar olacak. Bunun yanında dünyada belki kutup kayması gerçekleşecek ve tam bir kıyameti yaşadığımız dönemde birdenbire Enlil ve Enki'nin ırkıyla biz karşı karşıya kalacağız. Bu bir nevi bir seddin yıkılması anlamında. Yani bu Enlil ve Enki ırkından bahsederken de şunu anlayalım. Sümerler'de bu ırklar yani tanrılar kafaları uzun ve yüzleri reptilyan şekilde tasvir edilmiş. Eski heykellere baktığımızda o tasvirleri anlarsınız ki bir yılana benziyor. Şimdi buradan Vatikan'daki bu yılan sevdasına geçmek ve Lucifer'in yılan ile bağlantısını düşünmek gerekiyor. Ha, yılan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kelime ve aynı zamanda cin kelimesiyle de özdeşliği olan bir kelime. Çünkü cennun kelimesi saklı, gizli, kapaklı anlamında olduğu gibi yılan anlamında da kullanılıyor cennun kelimesi. Cinler o yüzden Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen cinler yılan oğulları olarak da nitelendirilebilir. Şimdi burada daha eskiye gidiyoruz. Binyamin oğulları İsrail'de. Evet onlarla bağlantılı. Abi, ve soylarını oradan Sarah'ın görüyorlar. Sarah'ın soyunu oraya dayandırıyorlar. Evet. Hazreti İsa'nın bir kızı cin. Diye. Bir cin yani. Ya öyle bir oyun oynuyorlar ki. Bizim atalarımız. Aslında insanın yaratılışından önce dünyada var olan ve dünyanın efendisi tanrılardır. Tabii. Bunlar kimler? Kur'an-ı Kerim'e göre zaten cinler. Bütün mesele burada bağlanıyor ezoterik kardeşim, anlamda. Öyle bir hikaye uyduruyorlar ki bizim Antalya'da yörüklerin bir lafı vardır. Yukarı köyde bir yalan söyledim aşağı köyde kendim de inandım. Şimdi bakın. Evet. Şimdi Şubat 2021'de Financial Times'dan bir aldım. Orada 1918'de başlayan bu İspanyol gribi 50 milyon, bazı kaynaklarda 100 milyona yakın insanın ölümüne sebep oldu. Bunun hikayesini anlatan Scott Fitzgerald diye bir yazarın The Great Gatsby diye bir filmi vardır. Kitabı vardır. Bu filme de çekildi. Hmm. Ve bu o dönemdeki suç, cinsel sapkınlık vesaire vesaire anlatır. İşte şimdi hemen söylüyorum size. Yale Üniversitesi'nden epidemik sosyolog Nikolas Christakis The Guardian gazetesine demeç verdi. Demeç'te hemen koronavirüs hikayesi biraz tavsiyince Papa niye LGBT'yi dokşuyor? Bakın, Christakis diyor ki, insanlar acımasız bir sosyal etkileşime girecekler. Ve cinsellikte cüret ve varılan nokta akıl ve hafızaları durduracak diyor. Bu ne olur? Kadın erkek ilişkisi değil herhalde yani. LGBT. Ondan sonra... Dindarlığın tersi bir gelişmeye şahit olacağız. Ekonomik patlama yaşanabilir diyor. Evet. Adamlar her koldan geliyor. Ve özellikle de papalık
söz konusu olduğunda bir kere çocuk istismarını da gündeme getirmek lazım. Pişteyn'in bir örneği çok, de işte orada Vatikan'da. Evet, yani zaten şu var. Çok bak, fazla bahsetmedik. Özellikle tabii. de bu çocuk istismarı dediğimiz andan itibaren o zaman bu küreselci tayfanın bir kısmının üzerine kalan Jeffrey bir Epstein iddia. Evet. Bilmeden Jeffrey Epstein mümkün. Hikayesi belki de Jeffrey Epstein'in Vatikan bağlantısının olup olmadığının zaten konuşulması ki, bak, zaten gerekiyor. Zaten diyorlar ki papaları özellikle Francis'i yılda bu, unutma papalık yılda 3 milyar dolar papazların çocukları istismarına para ödüyor. Bu istismarları özellikle Mossad bildiği için papayı bunlarla tehdit ediyorlar ya da oradaki kardinalleri tabii. Bu ellerindeki görüntülerle istedikleri şekilde kullanıyorlar. Yani şimdi her yere sızıyor. Şimdi bir takım şeyler var, insanlar var ya da bir takım arkadaşlarımız var. Ya Vatikan'ı böyle sanki bütün organizasyonların üstlerine yerleştiren, her şeyi o yapıyormuş. Ben buna inanmıyorum. Hayır. Böyle bir şey yok. Vatikan'ı kullanıyor. Evangelistler var, üstünde tapınakçılar var, üstünde çok elit Siyon var. Evet. Şeytancılar var en üstte işte. Yani en üstte şeytancılar Vatikan'ı var. Vatikan'ı da burada bir araç olarak kullanıyorlar. Yoksa yani Vatikan böyle işte her şeye hükmediyor, çok gizemli. Evet gizemli ama aynı zamanda da bu küreselcilerin emrinde. Az önce verdi işte kapsayıcı kapitalizm dedikleri şey papaya vermiş olduğu misyon. Kardeşim dini ayağını yürüteceksin. Bütün bu yaptıkları da nitekim bu. Siz ezoterik bölümü evet. çok güzel anlattınız. Yani gerçekten ben de ilgili bir de bu izledim. İnsan kurbanını da unutmayalım. Ben şimdi bu çocuk istismarı derken bu kısmı da geçmeyelim özellikle. Çocuk istismarının bir parçası da insan kurbanıdır. Özellikle çocukların kurbanıdır. Bu da bunların şimdi tanrıları çocuk kanı ister. Yani şöyle bir ritüel var burada. Biliyorsunuz şeytan ayinlerinden bahsederken kan ayinlerde temeldir. Ama en temeli bir vakire kanı yani erginleşmemiş bir çocuğun 7 yaşından altında çocukların ensesinden alınan kan. Kan ve bu evet bu kanla birlikte bir metafizik varlıklarla tabii. bağlantıya geçme var. Şimdi bunların tanrı olarak, tanrıça olarak kabul ettiği varlıklar zaten bu kanla birlikte o alana, etki alanına giren varlıklar. Öyle. Biraz önce hani bir Mesih, bir çakacaklar dedik ya. Şimdi deepfake diye bir algoritma var. Daha önce ABD eski başkanı Barack Obama'yı bunlar Washington Üniversitesi'nde deepfake birebir açıkçası yapmışlardı. Geçen 15 gün önce de Tom Cruise'u yaptılar. Bir de İsrailli bir firma var. MyHeritage. Hmm. Artık bir resminizi gönderin. Babanızla, dedenizle, annenizle sizi konuşturuyorlar. Bunu yapabilen teknoloji size çoktan Mesih'inizi gönderir. Kesinlikle gönderir ve gerçekle sanal arasındaki farkı da biz anlamayacak bir zaten, yüzeye geliyor. Şey bir Japon kuruluş var. Geçen hafta basına da yansıdı. Yaptığı araştırmada şu var. Yeni nesil, yani onların tanımladığı Z kuşağı diyorlar, sanalla gerçeğe birbirinden ayıramayacak evet, diyorlar. Son bir soru var, bunları da cevaplayalım. Bunlar şeytanla konuşuyor, biz neden meleklerle konuşamıyoruz demiş. Ne de olsa iki tane konuşuyor. Bunlar şeytanla falan var. Konuşmuyor, konuştuklarını söylüyorlar. Şimdi şöyle bir durum var, bu şeytani ayinlerde bunlara tasallut gerçekleşiyor. Şimdi bizde cin tasallut denen bir şey var zaten İslam çerçevesinde baktığımızda. Ama zaten sen tasallutlu değilsen sen zaten meleğin himayesindesin demektir. Yani tasallutlu olmaman bunun göstergesi. Ayrıca riyazet denilen bir kavram var İslam çerçevesinde. Bu riyazet kavramını yani buna tabi olan insanların bir kısmı cinlerle irtibat haline geçmek için bunu yapıyor. Burada özellikle et yememek başat olarak karşımıza geçiyor. Çünkü vücut kaynağı proteinlerden belli bir miktar kesildiğinde o zaman sizin dördüncü boyut varlıklarıyla çünkü et yemezseniz B12 vitamini alamazsınız. Alamazsınız ve omega alamazsınız. O zaman vücudunuzun aurası dediğiniz aura daha saldırgan boyuttaki varlıkların etki alanına girmiş oluyor. İşte bu cinler dediğimiz direnci kırılıyor. Evet, o direnç o kapıdan geçebiliyorlar. Bence bu et yememe mevzusunu biraz da metafizik anlamda ele almak tabii, lazım. Kesinlikle. Hem daha uysal oluyorsunuz hem de aynı zamanda karar alamıyorsunuz. İşte bu dördüncü boyut varlıklarının ya da tanrı ve tanrıçalar diyorlar ya onlar. Evet. Onların tasallutu buradan başlıyor. Bu soruya da bu şekilde cevap vereyim. Bir soru hocam. Üstün akıl Nuh tufanı gibi bir tufan planlayıp seçilmiş üstün ırkı tufan benzeri nükleer silahlarla mı şey yapacak, getirecek? Yani bu silahları kullanarak mı? Denver Havalimanı, Süleymaniye, Irak yeraltı şehirleri yapıldığı söyleniyor.
Acaba Nuh'un gemisi de Türkiye ve Irak bölgesinde bulunacak mı? Yeniden mi inecek? Yani böyle şimdi, bir plan mı var? Tabii bu adamların aradığı bir kısım semboller var. Bu sembollerden birisi Babil Kralı Nabukadnezar'ın altın başlı heykeli Babil'de. Hı. Bu Tevrat'ta eski ayette bol miktarda bu Daniel kitabında anlatılır. Diğeri ise bunların filozof taşı veya felsefe taşı dedikleri simyanın göz bebeği basit madenleri altına çevirdiğini iddia ettikleri bir formül. Nuh'un gemisini bunun için Ağrı Dağı'nda ararlar ama Kur'an'a göre Cudi Dağı'na inmiştir. Şimdi bu yapı içinde sevgili seyircilerimize bir bilgi vereyim ben bizi takip eden arkadaşlarımıza. Birazcık sabredin. Kitabın başlığını vereyim. Mahşerin Dört Atlısı, Sanal Para, Lego Din, Sentetik İnsan'da bütün bunları işliyorum. Belgelerini koyuyorum. Nasıl Hristiyanlığın, Yahudiliğin ve hatta İslam'ın gnostikleştirilerek perişan edildiğini. O zaman şuraya gelelim. Gnostikleştirerek derken şimdi aklıma benim bu Mevlana üzerinden yapılan algı geliyor. Yani İslam üzerinde bir gnostikleşme olacaksa bu Mevlevi'nin istismarıyla gerçekleşecek. Sadece o değil ki. Sadece değil. Şimdi söylemeyeyim deprem olur yani. O öyle değil ki. Keşke Mevlevi'nin istismarıyla iş bitse. O kadar çok var ki. Hmm. O kadar çok var ki. Yani maalesef bakın ben buradan Diyanet İşleri Başkanı'na Diyanet'e rica ediyorum. Bakınız din diye Kur'an'ın dışında o kadar safsata pazarlanıyor ki çocuklarımız bunların tasarrufu altında. Gidiyorum isim vermeyin İstanbul'un büyük yayın evlerinde çocukların elinde geçenlerde bir kız öğrencinin üniversite öğrencisi Ramta'yı gördüm ya. Kızım ne yapacaksın bunu dedim. Okuyorum hocam dedi. Ya yani bu noktada Osho diye bir kitap serisi var biliyorum. Osho. Bende de vardır o seri. Bir felakettir. Yani bütün bunların doğru dürüst çocuklarımıza anlatılması lazım. Yani İslam'ın hoşgörüsü, sevgisi anlatılması lazım. Ama siz net olarak bir şey söyleyeyim buradan. Siz mübarek dini İslam'ı anlatmak adına bir din dersini 2 saate çıkarıp biyoloji dersini 1 saate indirirseniz çocuğa şeyi anlatamazsınız. Allah'ın varlığını anlatamazsınız kardeşim. Tabii, embriyoyu anlatmanız lazım çocuğa. Embriyo biyolojide anlatılır ve Allah'ın varlığını en iyi anlatan konudur. Böylece bir soruya daha cevap getirdiniz. Yani referans olarak Müslümanlar neyi ele almalı diye bir soru gelmişti. Siz de buna dolaylı yoldan cevap vermiş oldunuz. Son Müslümanlar 2 dakika içerisinde imanın yanına aklı koyup öğrenmek durumunda. Şimdi bu bölümü kapatacağız bundan sonra. Son 2 dakika içerisindeyiz. Ezoterik bağlantılardan bahsettik. Sümerlere kadar gidiyor bu iş dedik. Ve Papa'nın aslında paganizm inancının temsilcisi olduğunu, aslında oraya Hristiyanlığın değerlerini savunmak için gitmediğini, gizli gündeminin Büyük Reset'le ilgili olduğunu da belirtmiş olduk. Ama sevgili seyircilerimiz şunu bilsinler ki eğer küresel elitlerin bu programını anlamak istiyorlarsa 4 İncil'den birinin yazarı Yuhanna'nın vahiy bölümünü okusunlar, Eski Ahit'in Daniel bölümünü okusunlar ve Esseniler tarikatını okusunlar. Ve Esseniler. Birebir aynı. O zaman şöyle bir sonuca varmış olduk. Şu anda bize din olarak gösterilen Vatikan tarafından, yani İslamiyet'le ilgisi yok tabii ki, Vatikan'ın din olarak gösterdiği şey esasında Masonlukla da iç içe girmiş bir takım sırlara dayanan ve kökeni Lüsiferyanizme kadar giden, çünkü ışık getiren bir tanrıdan bahsediyoruz ki Reenkarnasyona inanırlar. İnanılır ve bu nur kavramıyla Masonlukta anlatılır, nur verilir Masonlukta. Bu ışık aslında Lucifer'in ışığı olarak anlatılabilir. Lafımı unutma tam orada bilgi. 1987'de Tel Aviv'de kurulan Masonluk locasının adı Nur Locası'dır. Nur, ziya ve bu ışık, Lucifer'in ışığı ise reptilyan varlıklarla yılan kökenli, ışık kökenli varlıklar dediğimiz. Biliyorsunuz cinleri Allah dumansız ateşten yarattım diyor. Adeta lazer teknolojisi gibi. Yani dumansız ateş derken. O bahsettiğim Nur Locası var ya. Dili de Türkçe baksınlar. Dili de Türkçe. O yüzden bunlara dikkat edelim. Şimdi reklamlara giriyoruz. Reklamlardan sonra koronavirüsle ilgili yeni bir takım gelişmeler var. Onları ele alacağız. Kısa bir ara.
büyük resim kaldığı yerden devam ediyor. Özellikle de şu anda vurguladığımız nokta koronavirüs. Çünkü koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler var, mutasyonlar ve bu mutasyonlar haricinde de yeni virüs tiplerinden bahsediliyor. Bu meseleyi ele alacağız özellikle bilhassa. Bir de tabii bu süreç nereye gider, ne olur, önümüzdeki 10 yılda gerçekten farklı virüsler karşımıza çıkabilir mi? DSÖ'nün virüs politikası değişti mi, değişecek mi? Acaba biz maskelerden kurtulabileceğiz mi, yoksa bu böyle devam mı edecek? Bu sorulara yanıt arayacağız. Ama buna geçmeden önce 35 numaralı bir VTR'miz var. Bill Gates'in konuşmasını ele alalım. We all want to return to the way things were before COVID-19. But there's one area where I hope we never go back. Our complacency about pandemics. We can get ahead of infectious disease outbreaks. By the next pandemic, I believe we can have what I call mega testing diagnostic platforms. They can be deployed quickly, cost very little, and test 20% of the entire population every week. We also want to get treatments out far faster next time. One of the most promising is monoclonal antibodies. These manufactured antibodies grab onto the virus and disable it, just like your immune system, and can reduce death rates by as much as 80%. I also think that we'll develop new vaccines quickly, in large part due to this new mRNA platform. mRNA will become faster to develop, easier to store, and lower cost. That's a huge breakthrough. To stop future pandemics quickly, we need to be able to spot disease outbreaks as soon as they happen anywhere in the world. And that requires a global alert system. If there turns out to be some new infectious pathogen, then we need a group of infectious disease responders to spring into action. Think of these as like pandemic firefighters. They're going to use their logistics, use their ability to build up capacity quickly. They're going to go wherever that problem is. Stopping the next pandemic will require a big investment, but I think of this as the best insurance policy the world could buy. You can read more about this in our annual letter. Şimdi Bill Gates burada önümüzde bir pandemi olursa yine ne yapabiliriz? Bu sefer daha acil müdahale edebilir miyiz? Bunu tasarlamış ve müdahale edebileceklerini söylemiş. Adeta diyor ki devletler üstü bir kurum kurulsun pandemiyle mücadelede. Bunlar hemen işin içerisine girsinler. Devletler üstü kararlar alsınlar. Devletler de bunu uysunlar diyor. Oh ne ala. Bir de şunu ekleyeyim soru olarak. Şimdi Fransa'daki yeni varyantta virüste şu anlaşıldı ki PCR testlerinde çıkmayan bir varyantla, bir mutasyonla karşı karşıyayız. Bu korku politikasının devam ettirilmesi için mi söylenmiş bir söz acaba? Evet, öncelikle bunu cevaplamadan önce bu Theodore Ork var ya geçen söylemiştik. Bunu inşallah tevil etmez yani. Evet. Şimdi bu Bill Gates denen kişi açık, net şekilde izlemiş olduğumuz videoda diyor ki yeni virüsler gelecek. Dolayısıyla diyor biz koronavirüsten öğrendik. Daha hızlı müdahale edeceğiz. Daha iyi mücadele edeceğiz diyor. Ve aşıya diyor çok yatırım yaptık. Bakın ya bu çok önemli. Biz bunu defalarca söyledik. Kendi ağzıyla ifade ediyor. Diyor ki aşıya çok yatırım yaptık. Dolayısıyla korkmayın. Geldiği zaman diyor daha iyi aşıları üretebiliriz. Yani ayrıca biz sürekli diyor, aşı mı vurulacağız 10 sene evet, boyunca? Evet şimdi birazdan söyleyeceğim. mRNA aşılarını diyor özellikle biz bu yüzden tabii diyor yatırım yaptık. Grip aşısı olur gibi aşı olacaksınız. Şimdi bakın kardeşim bu konuşmadan çıkan sonuç net şu. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani virüsler devam edecek hayatımıza ama üretilmiş virüsler. Bakın bu doğal virüsler başımız gözümüz üzerine. Ki insanlar yıllardan beri bizler bu virüslerle yaşıyoruz zaten. Ha, virüslerin mutasyona uğraması vesaire onu şimdi konuşacağız ama şimdi bu Bill Gates'in konuşmasıyla çok paralel bir rapor göstereceğim size. Raporun adı SARS salgını 2025-2028. Adı da tıbbi karşı tedbir iletişimini kolaylaştıracak fütürist bir senaryo. John Hopkins Üniversitesi'nin bir simülasyonu. John Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı ile birlikte yapıyorlar. 5 Mart 2020. Bakın şu raporu göstereyim, göstermeyi unuttum.
Şimdi 5 Mart 2020'de böyle bir virüs senaryosu ortaya atıyorlar. Peki, bakın diyebilirler ki ya bunlar senaryo, adı üzerinde senaryo. Ama unutmayalım ki koronavirüsü de bir senaryo sonucunda biz hap kucağımızda bulduk. Hangiydi o, hangi senaryoydu o? 201, olay 201 senaryosu. Kim yapmıştı? Bill Gates'le birlikte. Yine John Hopkins Üniversitesi yapmıştı bu şeyi, simülasyonu. Koronavirüsten sadece ne zaman yapmıştı? 2 ay önce. Hoppala geldi koronavirüs. Şimdi diyor ki, özetle, biz kardeşim diyor bu aşı altyapısına, aşıya büyük paralar yatırdık. Ne kadar para kazandığını da söyleyelim. 90 milyar dolar olan servetine sırf bu salgın döneminde 36 milyar dolar eklemiş Bill Gates. Şimdi Pfizer ve BioNTech firması bu üretmiş olduğu korona aşılarından beklediği miktar 1 trilyon 300 milyar dolar. Muazzam bir Şimdi ne demek istediğini Gates efendinin insanlar oradan anlayabilir. Bu arada AstraZeneca patladı. Bunu da söyleyelim. Evet. AstraZeneca aşısı patladı. Avrupa'da yasaklandı. Ve AstraZeneca aynı zamanda inaktif bir aşı. Bunu da ekleyelim. Yani bir mRNA aşısı değil. Biraz da insanlar galiba mRNA aşısına yönlenecekler zamanla. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Şu senaryoyu bir bakalım, ne varmış bu senaryoda? Yani ne diyorlar, 2025-2028 yıllar arasında diyor yeni bir virüs gelecek. Ve şöyle tarif edelim, bunu verip başka konuya geçelim. Diyor ki yeni salgın 2025-2028 yılları arasında yaşanacak. Yeni virüs salgını. Salgının adı SPARS. SPARS salgını. Grip benzeri bir koronavirüs türü olacak. Akut solunum sendromu zatürre yapacak diyor. Kuluçka dönemi 7 ila 10 gün arasında. Hiçbir semptom göstermeden 6 gün içinde başkasına bulaştırılabilecek. Hava yoluyla bulaşacak. Ülke kapanmaları yine olacak. Bu sefer kadınlar ve çocuklar üzerinde etkili olacak. Şimdi koronavirüs kimin üzerinde etkiliydi? 65 yaş üstü. Üzeri ve erkekler üzerinde. Bu da tam tersi. Çocuklara biliyorsunuz koronavirüs daha az bulaşıyordu demelerine göre. Bunun da hiçbir bilimsel şeyi yok ki, altyapısı. Virüs bu sefer ilk kez ABD'de çıkacak. Çin'i denediler. Şimdi ABD'yi deneyecekler. Öyle gözüküyor. Gülüyoruz ama maalesef ağlanacak halimize gülüyoruz. Maalesef, evet. Virüs önce Kara Cuma, bak burada diyor, Kara Cuma alışverişlerinden geçecek. Tırnak içerisinde diyorum, Kara Cuma alışverişlerinde geçecek diyor. Önce 6 ülkeye, sonra bütün dünyaya yayılacak. Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan edecek. Tedavi ve aşı ilk yıllarda olmayacak, tıpkı koronavirüste olduğu gibi. Sonra aşı üretilecek. Tırnak içerisinde parantez içerisinde 2020'de, yani 2025'te çıkıyor. Bir yıl sonra aynen koronavirüs gibi aşı üretilecek. ABD İlaç ve Gıda Dairesi acil kullanım izni verecek. Gıda aşı firmalarına muafiyet getirilecek. Tam da o. Yine aynısı. Eski muafiyet biterken de diyorsunuz ya siz. Şimdi onu diyeceğim, o çok önemli. Evet. Biterken. Sosyal medya ve resmi olmayan bilgi kontrol edilecek. Ağustos 2028'de de salgın bitecek. Yani bu elimizdeki virüs senaryosuna göre burada altını çizdim. Hepsi tek tek anlatıyor nasıl olacağını. Şimdi bak, bu 2025 yılına vurgu yapmasının sebebi ne biliyor musunuz? Daha önce bunu şeyde göstermiştim. Burada da, programda da göstermiştim bu belge. Bu ABD acil durumlara hazırlık yasası. Şimdi ABD 2005 yılı tarihlidir bu. 2005 tarihlidir. ABD buna bir madde ekleyerek koronavirüs döneminde üretilen ilaç, yani koronavirüsle ilgili ilaç, aşı ve benzeri tedavi yöntemlerini muaf tuttu. Dava açmaktan muaf tuttu. Yani siz işte aşıdan sakat olsanız da, ölseniz de, ya da ilaçtan ölseniz de ilaç firmalarına hiçbir şekilde dava açamıyorsunuz. Başka kimi açamıyorsunuz? ABD İlaç Dairesi ve Gıda ve İlaç Dairesi'ni açamıyorsunuz. Yani bu izni verenlere de açamıyorsunuz. Ve bu 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu muafiyet 2004 yılına kadar. İşte 2004 yılından sonra ne yapıyor? Bitiyor. Bir başka salgın başlıyor. Şimdi iki yeni çalışma daha var. Onları da söyleyeyim. Size söz vereceğim. Tabii. Bakın. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de yapmış olduğu incelemenin üzerinden bir ay geçti hocam. Bu İncelemeden bir hafta sonra dediler ki önümüzdeki hafta raporu açıklayacağız. Hocam rapor niye açıklanmıyor? Yok. Hala yok. Niye yok? Açıklayamıyorlar. Ciddi itirazlar var. Dünya Sağlık Örgütü içerisinde ciddi çatışmalar var.
Çünkü bazı üyeler alınan Avrupa Birliği'nde, Avrupa basınında yazılıp çizilenlere göre Dünya Sağlık Örgütü'nün içerisinde büyük çatlak var. Zaten Hans Kluge açıklama yapmıştı orada. Birisi o zaten. Ve ayrı çok ilginç, Avrupa İlaç ve Gıda Dairesi'nin danışmanı da, ismi şimdi hatırlayamadım, aklıma gelirse söylerim. O da dedi ki, koronavirüs artık gribe evrildi diyor. Hı hı. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla bir çatlak var. Bu raporu yazamıyorlar, açıklayamıyorlar. Şimdi yeni iki gelişme var. Bu virüsün üretildiğine dair ve bugüne kadar çok net bir çalışma, bilimsel bir çalışma, henüz hakemli bir çalışma değil ama 5 Şubat 2020 tarihli yeni bir çalışma. Burada diyor ki SARS-CoV-2 ve gizli furin bölgesi. Bakın bu furin bölgesi şeyde çok önemli. Bu koronavirüste çok önemli. Nedir furin bölgesi? Hani böyle virüsü bize tasvir ediyorlar ya, işte tırtıklı falan gösteriyor. Krampona benzer o bölümler var ya. Tutunmak için. Tutunmak için. İşte furin bölgesi dedikleri şey bu. Bakın bilim insanları sadece bu bölgeyi ele almışlar. Furin bölgesini incelemişler. Ve ne diyorlar biliyor musun? Diyorlar ki SARS-CoV-2'nin spike, yani virüsün hücrelerimize tutunmasını sağlayan krampon benzeri uzantıları, proteininde bulunan reseptörün SARS hastalığına yol açan SARS-CoV-1'inkinden değişik olması. Çalışmada kısaca özet şunu söylüyorum. SARS-CoV-2'nin spike proteininde doğal kaynaklı koronavirüslerde bulunmayan bir polibazik, yani furin bölgesini tespit ettik diyor. Yani özetini ben söyleyeyim. Tıbbi terimler var da sadeleştiriyorum. Diyor ki bu koronavirüsün insan vücuduna tutulan o bölgesi, furin bölgesi diyor. Esasında bu SARS-CoV ailesi dediğimiz, yani koronavirüs ailesi, 7 koronavirüs var biliyorsunuz. Bu ailenin doğal yapısına benzemiyor diyor. Sonradan eklenmiş olabilir diyor. Hmm. Bilimsel çalışmada diyor. Daha önce kim demişti? Hatırlayın, Çinli virolog vardı. Li Mengyan. Çin'den ABD'ye kaçtı. Aynı şekilde bilimsel bir çalışma yaptı. Bunu söylüyordu. Bir başka çalışma daha var. O da aynı bu. Virolog Sorensen söyledi. Evet. Yine virolog Luc Montagnier söyledi. Bunların hepsi çok önemli isimler. Şimdi bugün bunları destekleyen başka şey söyleyeceğim. Evet. Yani oyun büyük oynanıyor. Murat Hocam son sözlerinizi alalım evet, bu konuda. Evet tabii. Şimdi bir tane daha çalışma yine var. O da Şubat 2021. O da COVID-19'un potansiyel bir terapötik hedef. Başlıklı bir çalışma. Şu. Bu da yeni bir bilimsel çalışma. Evet. Bunda da aynı şekilde bu koronavirüsün bu furin bölgesiyle ilgili tamamen yoğunlaşmış ve orada da diyor ki bu doğal bir koronavirüs tutunması değil. Evet. Bu sonradan eklenmiş olabilir. Ya kardeşim, o yüzden diyorlar ya devletler bunu bilmiyorlar. Bal gibi biliyorlar. Küreselcilere karşı direnemiyorlar. Özet bu. Aynen. Niye direnemiyorlar? Son sözüm, niye direnemiyorlar? Çünkü teknoloji ellerinde. İlaç sektörü ellerinde, teknopoli ellerinde. Diyorlar ki, ulus devletlerin liderlerine diyorlar ki, kardeşim eğer üzerimize gelirsen boğazını sıkarız. İlaçtan sıkarız, silahtan sıkarız, gıdadan sıkarız, sıkarız da sıkarız. Açık ne bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bunlara açıktan meydan okuyacak yiğit lazım. O bekleniyor. Hocam buyurun. Tabii o bekleniyor, doğru. Şimdi yıl 2006, Amerikan Kongresi, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı BARDA adlı bir kurulum kuruyor. BARDA. Ve çok ilginç. Dünyanın en önemli ilaç şirketlerinden bir Amerikalı GlaxoSmithKline 2017 yılında Ocak ayında bunların bir rapor hazırlıyor. Bunların şeyi de, yani bu kurulan kurum da Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu, BARDA'nın açılımı bu. Washington'daki ofislerine bir rapor sunuyorlar. Bu raporun da denen şu: mutlaka ve mutlaka salgın, 112 sayfalık bir rapor bu. Salgınları önlemek için mRNA tabanlı aşı çalışması. Hmm, o zaman inaktif aşıları diskalifiye etmemiz gerekiyor bu süreçte deniyor. Oxford aşısına bakıyor. AstraZeneca, aynen öyle. Avrupa Birliği, Sinovac'ı Çin aşısına da
böyle kemküm edip duruyor ya. İşte bilgiyi size söyledi hocam dedi. mRNA aşılarını biz oturtturduk. Bundan sonraki aşılar mRNA aşısı olacak. Ama mRNA aşıları inaktif aşılardan daha tehlikeli. Şu ama anlamda. Elbette kısa bunlar, dönemde yapılan. Evet bunlar. 10 yıl sonrasının ne olacağı belli olmayan. DNA değişikliğini öngören aşılar bunlar. Artı ben Amerika'daki genetikçi arkadaşlara sorduğumda olay şu. Bir arabayı, otomobili 200 kilometre süratle sürekli kullanmaya ne kadar kullanabilirsiniz? İnsan bağışıklığı ne kadar sürekli 200 kilometre hızda direnç gösterebilir? Bir gün bum diye patlar. Burada aynen. Bir şey söyleyeyim. Ha bu arada gelmiş ya şunu söyleyeyim. Diyor ki bugün yeni bir bilimsel çalışma daha okudum. Diyor ki bu aşıların, bak koronavirüs için üretilen aşıların bir, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair hiçbir kanısal bilim yoktur kardeşim. İki, hepsinin yok ama. Virüsü kontrol altına alabilecek, aldığına dair, etkili olduğuna dair de hiçbir bilimsel çalışma yoktur. Sadece ne var biliyor musun? Diyorlar ki eğer öldürme oranını düşürebilebilir. Bilir diyor. Başka onun dışında böyle kesin net inaktif aşılar bile o hani COVID-19'un dikenleri var ya onun bir tanesi üzerinde etkili. Tabii yani öbür türlü onlar i̇şte, da bütün bunlarda deniyor ki, özetleyeyim. Efendim yeni COVID-19'lar, COVID-19 gidecek, 20-21 gelecek. Evet, aynen. Bunları diyorlar, bunlara karşı mücadelede ne kadar da sureti haktan görünüyorlar. Patojen takibi yapılmalı, mikrop, her türlü mikrop. Ve bunun için de diyor, öncelikle insanlarla hayvanların ilişkisi azaltılması, hayvan varlığını azaltma. Geliyoruz yine dayanıyoruz şeye. Küresel nasıl yani ya. Hayvan varlığını azaltma derken evcil hayvanlar için de o mi? Da dahil. Neden peki? Çünkü onlardan mikrop geçti. Yarasa, domuz gribi, kuş gribi yarasadan COVID-19. Aynı hikaye. Sonra diyorlar ki... O zaman duygusal bir varlığımız da kalmıyor. Evcil hayvanınla bile iletişime geçemiyorsun. İyice robot gibi oldun. İnsanla, annenle, babanla geçemiyorsun. Yani insanları adeta bir vesvese kumkumasına gitmek istiyorlar. Diğer taraftan koronavirüsle birlikte köydeki Fatma ninem bile Dünya Sağlık Örgütü'nü duydu. Diyorlar ki Dünya Sağlık Örgütü güçlendirmeli. Adeta küresel sağlık bakanı olmalı. Diyorlar. Tanzanya devlet başkanını linç ettiler. Dediler tabii. Ki Avrupa Birliği biz bu kadar 25 milyon euro para verdik buna. Bu neden Covid politikalarını uygulamıyorlar? Çok tuhaf bir biçimde bize karşı geliyor diyor. Tanzanya Devlet Bankası'nın Dünya karşı tahvillerini burada genetik dizilim daha da geliştirilmeli. Zaten CRISPR-9 diye bir teknoloji var. Tanrı geni diyorlar. Hatta ette bile onun kullanılacağını söylediniz. Evet. Bu ette kullanılacak Singapur'da üretilen koku var ya koku 400 çeşit o bile hazır. Kullanılacak. Et kokusunu basacaklar. Lokantaya yemek yerken sen yediğin başka bir şey, kokun başka bir şey yani. Artı daha çok mRNA tabanlı aşı geliştirilmeli diyorlar. Ve de sonuncusu bunun dağıtım ve lojistik işi halledilmeli. Yani yeniler geliyor. Kurun. Ve de aynı tas, aynı hamam ama açık söyleyeyim aşılar mRNA tabanlı doğrudan doğru insan bağışıklığına DNA'sını etkileyen aşılar. Bu nesilden nesile aktarım yoluyla doğan yeni çocukların da DNA'sının değişmesi anlamına mı geliyor? Tabii yani Amerika'daki genetikçi arkadaşlarım kesinlikle diyorlar. Yani bu işin ya bu yeni, haşa tanrıcılık oynamak. Ama işte o zaman aklımıza gelen senaryo aynen de David Icke'ın ifade ettiği aslında bağışıklığı düşürecek temel doneler aşılardır diyor burada. Şimdi, yani Covid dediğimiz şey şu anda bir yem. Aşılar asıl mevzu. Aşı ve evet. Kıtlık ve de Jurassic Park var ya Jurassic Park durup dururken mi yapıldı? Jurassic Park'ta efendim şeyden klonlanmış dinozorlar insanları yer. Bunun olmayacağını söyleyenle olan kavga olur ve orada bir söz vardır. Tanrıcılık oynayanlar eninde sonunda kaybeder. Ya bir dakika bir şey söyleyeyim. Şimdi bize ne dediler? Yumurta kolesterol yapıyor dedi değil mi? Yıllarca beri. Tabii. Tereyağı yemeyin. Yani, bak yumurta yemeyin. Tereyağı yemeyin. O adam söylüyor. Tabii et yemeyin. Bak bunlar hepsi insan vücudunu diri tutan, insanın gelişiminde, proteininde çok önemli. B12 olmazsa insan olmaz ya. Güneşte fazla kalmayın yakar vesaire. Doğru. D vitamini. Öyle dediler. Öyle dediler. Şimdi bunların derdi şu, insanları hasta edip öldürmeden
tedavi öldürmeyecek, etmek, dünya, öldürmeyecek hastalıklara, hasta. Sağlık sektörü ne dedik? Yeni dünya düzeni iki şey üzerinden kuruluyor. Birisi dijitalizm, tabii, ikincisi sağlık sektörü. Hocam biyoteknoloji ve genetik. Dünya tabii Sağlık Örgütü. Tabii bir de yeşilci politikaları da unutmayalım. Yani küresel ısınma bunun için. Şimdi dolayısıyla insanları hasta et, güya tedavi adı altında sömür. Ama bunun sonu yok ki, daha da hasta oluyorsun. Ya zaten yapıyor. Sen senin hasta olman onun şeyin de umurunda değil. Hatta hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Adamlar bir taraftan gıdalar, bir taraftan sentetik ilaçlar. Zaten ortalama olarak toplumlarda %15 civarında bir hasta yaz kış değişir tabii de. Ama bunu toplumlarda, şimdi ilaç firmasının adını vermiyorum. Biz sakız gibi herkese ilaç vermek istiyoruz diyor. Sakız sürekli. Diğer taraftan baktığımızda medyada sık sık görürsünüz. Şu kadar silah satılıyor diye. 2019'dan misal vereyim. 2019'da 2 trilyon dolarlık silah endüstrisi silah sattı. Silah endüstrisinin başındakiler araştırıyor. Ulan durup dururken bırt diye silah endüstrisinin aleyhinde basında bir haber çıkıyor. Sonra öğreniyorlar ki ilaç endüstrisi bu işi araştırttırıyor. Akademisyenler yemliyor falan. Efendim onlar finanse ediyor. Sonra silah endüstrisi ilaç endüstrisinin arkasına geçiyor. 2019'da 2 trilyon dolarlık silah satıldı. 2019'da sadece faturalı ilaç satımı 2 trilyon dolara yakın. Diğer taraftan under table dedikleri faturasız ve reçetesiz ilaçlar 1 trilyon dolar. Etti mi 3? 2 trilyon dolar da tıbbi malzeme. Etti mi 5 trilyon? Silah 2 trilyon, 5 trilyon. Hastalık biter mi? Bitmez. Amerika'da 2015 yılında bıçaklama, silah vesaire kazayla ölenlerin sayısı 77 bin. Sadece reçeteli ilaçların side effect dedikleri yan etkisinden ölenler 120 bin. Bunlar ben söylemiyorum diyorum. Amerikalı oradaki araştırmalardan alıp okuyorum, söylüyorum. Yanlış teşhis sonucu ölen sayısı Amerika'da 3. sıradaymış. Ölümlerde 3. sırada. Ben hatta Twitter hesabımda paylaştım. Bizdeki bir profesör dedi ki, hocam bu normal Covid döneminde ölenler dedi %15 artış gösterdi diyor. Yani sırf evde kalması sebebiyle. Şimdi yani ölümler, nasıl? Evdeki tabii ölümler %15 artış gösterir. Şöyle gösterir hocam bak. Sen yazın kapatma yap. Tabii. D vitamini insanlar alamasın. Kışın kapatma yap. Nefes alamasınlar. Dışarıya çıkmasınlar. Sokağa çıkmaktan imtina etsinler. Bu maske zorunluluğuyla birlikte sokakta bile tek başına yürürken bile maske takma deliliğine kapıl. Sen sürekli kendi karbondioksitini soluya. Singapur'da ne oluyor sana, ne oldu yani? Biliyor musunuz? Singapur'da öncelikle göçmen işçilerin olduğu muhitlere maske, efendim, mesafeyi takip etsin, robot köpekler saldılar. Ve maskeyi takmadığı için insanlar içeri tıktılar. İçeri tıktılar. Ama bu maske neden yapılıyor? Hiçbirimiz sorguladık mı? Petrol bazlı. Petrol ürünü ve son derece tehlikeli. Pamuktan olanı evde dikip yapsınlar. Ve bunu siz 3 saat soluyorsunuz değil mi? Çoğu insan 3 saat bile solumuyor. Daha fazla değiştirmiyor maskesini çünkü. Ondan sonra sokakta tek başınıza bile bunu takıyorsunuz. Olmadı karantina, ne D vitamini var, ne doğru düzgün nefes alma var. Ondan sonra efendim benim bağışıklığım düştü. Bir tane doktor da çıkıp bunları izah ediyor mu? Edemiyor çünkü ilaç şirketlerinin kuklası olmuş adam. Canan Karatay Hoca'nın söylediği bir söz var. Bu çağda artık doktor yetişmez diyor. Çünkü şu anda ilaç şirketleri temel eğitim sistemini değiştirdi diyor. Son 5 yılda böyle bir eğitim sistemi yok. Ders programları devasa ilaç şirketleri tarafından pek çoğu belirleniyor. Belirlenmiş, değişmiş. Böyle olunca ilaç yazıcı. Amerikalı bir bayan doktor, Türk doktorlarını tenzih ederim Amerika'daki için. Ne diyor biliyor musun? Amerika'daki doktorlar için. %99 ilaç endüstrisinin kucağındaki fino köpekler. Hocam bu kadar. Bu geçen hafta çarşamba mı, perşembe miydi? Yanlış hatırlamıyorsam. Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Bey bir açıklama yaptı mesela. Evet. Dedi ki 2019'da toplam ölüm 297.275, yıllık beklenen artış oranı %2.2, 2020'de beklenen ölüm 303.815, 2020'de toplam ölüm 303.262. Sayın Bakan devam ediyor, diyor ki 2019'a göre 2020'nin ilk 8 ayında ölüm oranları daha düşük.
Ya bu Kur'an'ı öğrenenler nereye gitti? Ya salgın nerede? Salgın nerede? Nerede şimdi, yani? Hayır, ama o zaman ilginç buldum yani bu açıklama ciddi bir açıklama. O zaman yani. Sayın Sağlık Bakanı'nın şu açıklamasına bakalım. Sayın Sağlık Bakanı dedi ki enfeksiyondan kaybedilenlerin COVID olarak kaydedildiğini söylemek mümkün olabilir. Aa, o zaman aklıma şu geliyor benim. Mümkün olabilirse. Kadir'cim adam normal bir enfeksiyon hastalığından tabii, öldü. Sen ona COVID dedin. Grip olanlara da COVID. Grip olanlara da COVID dedin. Size, i̇şte o sayı o, salgın o burada. O yüzden yani hocam, salgın çıkmıyor. Önce... Salgın diye bir şey ortada evet. Yok. Yani şöyle yok. Bu tanılara göre eğer 297 bin kişi öldüyse 2019 yılında, şimdi de 303 bin kişi öldüyse ve beklenenin altındaysa bu salgın diye bir şey yok yani o zaman. Grip. Bunu bak şimdi görmemiz şey, lazım. Az önce söylediğim ismini zikrettiğim kişi şeymiş Profesör Doktor Cengiz Köksal. Diyor ki hasta olmalarına rağmen virüs korkusuyla acile giden hasta sayısı %50 azaldı diyor. Bakın %50 azaldı. Evde ani ölüm oranları ise pandemi döneminde %15 arttı. Öldürücülük oranı 0.2 olan bir virüs için. Evde kapatılan, yani eve kapatıyorsun %15'e çıkıyor ölüm tabii. Oranları. Evet. Şimdi bu nerede? Bir, ben bir de şunu söyleyeyim size veriyorum lafı. Hani kapatmanın yararı nerede? Yok. Bir de Sayın Bakan şunu açıklıyor. Kapatmanın hiçbir yararı yok. Hiçbir yararı Sayın yok. Sayın Bakan dese ki 5 yıl önceki yoğun bakım doluluk oranları şu. Son 5 yılı bir açıklasınlar. Yoğun bakım doluluk oranları. 2019'da bakın babam rahatsızlandı. 2019'da İstanbul'da yoğun bakımlarda yer bulamadık hocam. 2018'de. Yoğun bakımlarda yer bulamadık. Doğru. Özel hastaneye götürdü. Ama şimdi yoğun bakıma millet gidemedi ki. Kalp hastası bile gidemedi. Korktu. Bu virüs var diye. En çok duyduğumuz laflardan biri bilim, bilimsel falan filan. Evet. Hele tabii sahadaki doktorlarımız, hemşehrilerimiz çok iyi iş çıkardılar. Allah razı olsun. Ama şu ekran dolaşan bazı artistler var ya. Bilim. Bizi salak yerine koyuyorlar. Bakınız. Dünyada özellikle tıbbi bilimlerde ne vardır biliyor musunuz? Ben olanı söyleyeceğim. Big wings diye, Türkçesi büyük kanatlar. Büyük kanatlar dedikleri bu laboratuvar ve bunları kontrol eden hocaların doğru dürüst araştırılması bile yapılmamış olanları o bilimsel dergiler yayınlar. Ama bunların arkasında büyük finansal destekler vardır. Big wings derler bunu. Ve bilim dünyasında herkes bilir bunları. Bir de orta küçük ölçekli laboratuvarlar vardır. Büyük gayretler gösterir. Sana dergiye gönderirler, burun kıvırırlar. Orasını, burasını çekiştirirler. Yayınlamamak için ellerinden geleni yaparlar. 2020 verileri geldi elime. Bir başka konuda. Bu koronavirüs katalizörlü Harun Report 2020 zenginler listesi. Bakın, 2019 yılına göre 2020'de Çin'de 259 yeni dolar milyarderi çıkıyor. Toplamda 1058 milyardere ulaşarak dünyada ilk sırada. Amerika, İngiltere, Almanya, İsviçre, Fransa, Japonya'daki toplam dolar milyarlarından daha fazlası komünist Çin'de yuh ya diyeceksin. Nasıl komünizm bu ya? Çok tatlı virüs bir komünizm. He. Virüs sağ olsun. He, ondan sonra bakınız. Tatlı su komünizmi. Bütün bunlara baktığımızda Türkiye'de de dolar milyarderi sayısını yabancı kaynaklardan öğreniyoruz. Bunun da 2020 yılında arttığını görüyoruz. Yani koronavirüsü de kapatmadan açtık. Ben buradan devletimizi yönetenlere. Siz falan AVM'deki efendim büyük tüketici şirketlerini açarken mahalledeki bakkal amcayı kapatırsanız kimse inandıramaz. Bunun zaten siyasi bir karşılığı da olur size. Tabii. Yani kesinlikle. Bir cevabı olur yani bunun. Evet. Karşılığı. Artık bu virüslerle arkadaş. Hocam IMF yeni açıklaması bakın diyor ki pandemide büyük şirketler kazandı. Dört büyük şirketin rekabetine dayanamayan küçük işletmeler iflas etti. Ha o zaman ulus devletler kaybetti. Şimdi, benim vatandaşım iflas ettiyse, benim orta ölçekli insanım iflas ettiyse ulus devletler kaybetti. Küresel şirketler kazandı bakın, demek itiraf ne demek? Ediyorlar. Aynı zamanda itiraf ediyorlar. Kim bu şeyler hocam isim vermemiş ama diyor ki dört büyük kazandı diyor ya ben söyleyeyim size. Amazon, evet. Microsoft, Apple,
ettiyiz. Ha, tamam. 5 teknopoli diyorum ya. Onlar daha çok borçlandık anlamına geliyor bu ifade aynı zamanda. 75 milyar dolar servetine servet katmış bu dönemde Amazon sadece. Bir de bu dönemde şeydi, bu sanal paralar, kripto paralar pompalanıyor. Pompalanıyor, 1 Ocak'tan 28 Şubat'a kadar Bitcoin üzerinden garip kurabanın, küçük yatırımcının yaptığı yatırımlardan büyüklere 500 milyar dolar transfer edildi. Geçmiş olsun. Yani evet. O parayı da cukka ettiler dediğiniz gibi. Bakınız, MIT'den Amerika'nın en önemli mühendisliği okulundan Doktor Piralek var. Sırp asıllı. Diyor ki, insanoğlunu ayağını yorganına göre uzat der ya Türkçemizde. İnsanı ayağını yorganına göre uzattıran en önemli faktör nakit paradır diyor. Nakdin dışına çıktığı zaman ahlaki değerler bunalıklaşıyor. Aynen öyle. Bu arada AstraZeneca inaktif olduğu için komplo mu kuruldu diye sormuş. Hayır, AstraZeneca zaten öldürücülü olduğu ortada. O yüzden yasaklandı ülkelerde. Çünkü beyinde bu kan pıhtısının oluşmasına sebep olarak felç ve ölüme neden oluyor. Aynı şekilde bizim Sinovac'la ilgili Hong Kong'da davalar devam ediyor. Yani Hong Kong'da da Sinovac aşısı kullanıldığı için orada da ölümler gerçekleşmişti. Ve bu ölümlerin Sinovac'a bağlı olmadığı açıklandı ama otopsi yapılmadı henüz. Onu da belirteyim tabii, yani. Seyircilerimize bir bilgi vereyim. Şu anda Amerika'da ve Hollanda'da kadınlarımızın muayen zamanlardaki kullandıkları PET'lere davalar açılıyor. Açılıyor. Artı evet. Amerika'da şu anda tütün şirketlerine davalar açılmıştı ya. Bir ara sigara şirketlerine. Tabii. Şu anda da paket gıdalar imalatçısı şirketlere davalar, grup siz, davalar. Siz veriyor. Yani siz 8 ayda üretilmiş bir aşıya böyle ölümsüzlük şerbeti muamelesi yapmayacaksanız, yaparsanız eğer işte böyle kayıplar ortaya çıkar. AstraZeneca'da olduğu gibi diğer aşılar da öyle. Bu arada şunu bilmekte fayda var. İster inaktif olsun ister mRNA olsun hiç fark etmez. Eğer 3. faz aşamasını tamamlamadan acil onay koduyla bu aşılar size verilmişse siz deney hayvanı gibi kullanılıyorsunuz demektir. Ya bu bilimsel bir gerçek. Bu kendileri zaten Pfizer'ın kendi resmi sitesinde söylediği şey, 3. faz aşaması kardeşim 5 yıl sürer demiş Pfizer. Kendisi açıklamış. 5 yıl sürdü mü 3. faz aşaması? Ben BioNTech'in patronlarından birini, yani biriyle temasım var. Yani CEO'larını tanıyorum. Evet. Sormuş. Sor dedim zaten. Aşı oldunuz mu? Olmadık demiş. Olacak mısınız? Hayır. Olmayacaklar. Bitti. Çünkü mRNA. Evet. mRNA. Üstelik mRNA tabanlı. mRNA olmasa bile bu üretilen aşıların hepsi acil onay koduyla yayınlandı. Ve bu şu demek, acil onay. Ya biz bunu aslında yeterince test etmedik ama çok önemli bir salgın var. Nasıl önemliyse 297 bin Türkiye'de bir önceki yılda ölen sayısı 303 bin şu anda ölen sayısı. Bu kadar önemli bir salgın var. Ya, bu önemli salgına biz aciliyet olduğu için acil onay kodu veriyoruz. Kusura kalmayın biraz da sizi deney olarak kullanalım. Amerika'da mRNA tabanlı Pfizer BioNTech aşısını imza alıyorlar, dava etmeyeceğim diye. Evet. Yıllık ortalama 60 bin ila 80 bin kişi ölüyor. Gripten ölüyormuş daha evet, doğrusu. CDC veriler bunlar. bu sene hocam kaç olmuş biliyor musun? Sadece 165. Çünkü eğer sen 165 kişi gripten ölmüş. 35-40 evet. Döngülü 35-45 döngülü PCR testlerini sen insanlara 40, uygularsan 45 dediğimiz zaman buradaki 45, herkesi COVID yapar ve yaptı da o insanlar da gitti. O COVID olmadıkları halde 16 tane ilacı bir güzel yuttular. Bir güzel kalpcikleri tıkandı, damarcıkları tıkandı. Ondan sonra morga doğru gitti ölü bedenleri. Bir güzel de dediler ki otopsi yapmayalım çünkü korona bulaşır. İşte o insanları kaybettik. Bu kadar basit. Bunun başka bir açıklaması yok. Eğer sen bilimsel bir gerçeklikten bahsediyorsan paşa paşa otopsi yaptıracaksın. Hem de virüs eğer dokunma yoluyla bulaşmıyorsa, en büyük bulaşı eğer damlacık yoluyla ise o zaman sen nasıl olur da adam ölmüş zaten ne öksürebilir ne aksırabilir. Git otopsini paşa paşa yap. Ama nedir efendim? Ya işte yapmıyoruz otopsi bulaşı ihtimali var diye bunu söylüyorsunuz yani. Bu soru bunun üzerineydi özellikle bu şeyler üzerine. Son dakikamız var. Ya bu mutasyon, yani mutasyon virüsler de çok şimdi korkutuyorlar. Bakın ben bir şey söylüyorum ya. Son 5 dakikamız soru yok tamam, şu anda. Soru yok. Şimdi mutant virüsler çıktı geliyor. Bak
Türkiye'de 41 bin bir küsür mutant virüs olduğunu söylüyor. Ya bunu kim tespit etmiş, ne zaman etmiş, nerede etmiş, hangi deney yapmış, hangi bilimsel çalışma yapmış? İki tane de Türk tipi iki, mutant virüsümüz iki, var. Şu var, bak diyebilirler ki evet bir mutant virüs var. Bu ana virüsten daha tehlikeli desinler. Ben o zaman derim ki ya tehlikeliyse evet bunda önlem almak. Murat kardeşim. Kardeşim virüs zaten mutasyona uğruyor. Ha bilimsel zaten çalışmanızı yapın. Deyin ki yeni bir mutant virüs çıktı. Kardeşim aha tehlikesi de bu. Buna karşı önlem açıkladı zaten mutasyonlar. İngiltere varyantı diye tutturdular hocam. Tabii. İngiltere varyantı bütün dünyayı korkutuyorlar. Hmm. İşte şurada İngiltere varyantı çıktı. Bu tamam da kardeşim bunun öldürülecek oranı normal ana virüsten daha mı? Ben bir şey söyleyeyim var mi? Var mı böyle bir ölüm elinde çalışma bilgi bilimsel çalışma? Bakın, 2008 krizinde bizim gibi iktisatçı ve finansçıları itibarsızlaştırdılar genelde. Çünkü iktisatçı ve finansçıların büyük çoğunluğu neoliberaller kriz miriz gelmez yok diyorlardı. Sonra güm diye patladı. Koronavirüs ile o güzelim mesleği sahada iş çıkaran, o kadar emek çeken hekimlere, hemşehrilere ama ekranlardaki bu bilim diye şakıyanlar var ya onlar tıp mesleğini bitirdi. Ya şunu hocam ben de ekleyebilir miyim? Bir saniye hocam şunu söyleyeyim. Tamam, size ekleyeyim önemli bir şey aklımdayken bunu söyleyeyim de. Şimdi bu dedik ya varyantlar var öldürücü olduğu söyleniyor İngiltere varyantı vesaire. Ya kardeşim tamam bu varyantlar var da peki ben eğer bir salgın varsa normal bir vatandaşım değil mi ben? Ben zaten tedbirimi alırım o salgını görürüm ben o kadar ahmak değilim ki. Bakarım ki benim komşum almaktı, bir saniye alabiliriz hocam. Benim komşum ölüyor ölmüş veya çocuk ölmüş orada o ölmüş bu ölmüş. Ben bu ölüm haberlerini duyduğum andan itibaren derim ki kardeşim büyük bir salgın var ya ben kendi tedbirimi alırım. Sen bana 5 maske tak demeden ben 15 maske takarım ben o kadar ahmak mıyım? Ben görürüm zaten vatandaş bu olarak bu kadar. Bu acilen açılması lazım. Ben bu kadar ölüm olduğunu görsem bu kadar insanların paniklediğini görsem. Sen bana dersen ki bir maske tak. Ben derim ki ya bunlar hafifletiyor. Benim 10 tane maske takmam gerekiyor derim takarım. Ama şimdi vatandaş da bir şeyin farkına varmış. Ya bakıyor sağına soluna evet ilk başta büyük bir öldürücülük vardı. Neden? Çünkü bu virüsün kaynağını bilmiyorsun. Tam olarak ilaç tedavisi yok, aşı yok ortada. Bir takım insanlar da patır patır dökülüyordu, ölüyordu. Ama hastaneye kaldırıyorlardı ve entübe oluyorlardı. Sonradan ne oldu? Birdenbire bir mucize gibi entübeye kaldırılanların oranı azaldı. Neden böyle bir oldu biliyor musunuz? Çünkü insanlar şunu fark ettiler. Ya kardeşim bu kadar ilaç aldıktan sonra insanlar kalp krizinden ölmeye başladı. Genellikle bana gelen yorumlardan ve etrafımdakilerinden gördüğüm şey şuydu. İnsanlara 16 ilaç mı yazıldı? Adam onu yutmuyordu fazlasını. Yani zarar gelince korkmaya başladı yani. Çünkü o ilaçların baktığın zaman yan etkileri remdesivir demedi mi adam? Bunu kullanın. Daha sonra dedi ki ya ne yapıyorsunuz remdesivir verdiniz adama ama bu aslında test etki yapıyor. İnsanlara daha çok hasta ediyor. İşte, hayda. Erkancığım bak şunu söyleyeyim. Bu söylediklerimizi aynen kabullenen ve birebir dile getiren çok hekimler sayıda var. Hekimler, çok namuslu sayı insanlar çok var. Açık söylüyorum. Evet. Ve en az benim her programa çıkmadan görüştüğüm düzenli 15 tane profesör var. Ve hocam çıkın şunları anlatın dediğinde inanılmaz derecede korkuyorlar. Çünkü İyi biliyorum bir tanesi hocam isim vermiyorum bir tanesi çok hocam önemli merkez televizyonlarından birine çağrıldı ve dediler ki ne konuşacağım bunu görüşeceğim kapattılar. Yani şimdi almadılar. Bu kadar da sansür uyguluyorlar. Evet hepinize teşekkür ederim. Güzel iki konuyu işlemiş olduk hem Vatikan hem de koronavirüs meselesini. Haftaya yine önemli bir konuda buluşmak üzere şimdilik BBN Türk ekranlarından herkese iyi geceler.